geleceksen gel. Hatırlatma, unut bütün olanları. Sustum cehenneme kadar, yırt at bütün anıları. Bundan sonra hep yakacak bu kalbim, senin yerine atacak bu kalbim. Seninle doğup batacak bu kalbim, sevilmeye başlıyorum. Kadere karşı şahane, korkmuyorum sevmekten. Gönlümü meyhane mezesi zannedip bıkmadım ezdirmekten. Nereden vurdun, nereden buldun, bak nereden kurşunladım. Canıma tak dedi aşk acısı. Geleceksen gel, canıma tak dedi aşk acısı. Denedim dinmedi fırtınası, bir kere olsun tam sırası. Evleneceksen gel. Hatırlatma, unut bütün olanları. Sustum cehenneme kadar, yırt at bütün anıları. Bundan sonra hep yakacak bu kalbim, senin yerine atacak bu kalbim. Seninle doğup batacak bu kalbim, sevilmeye başlıyorum. Kadere karşı şahane, korkmuyorum sevmekten. Gönlümü meyhane mezesi zannedip bıkmadım ezdirmekten. Nereden vurdun, nereden buldun, bak nereden kurşunladım. Canıma tak dedi aşk acısı. Geleceksen gel, canıma tak dedi aşk acısı. Denedim dinmedi fırtınası, bir kere olsun tam sırası. Evleneceksen gel. Acısı, denedim dinmedi fırtınası. Bir kere olsun tam sırası. Evleneceksen gel. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Bundan böyle Allah'ın izniyle. İnşallah. Haftanın beş günü
Saat 4'te yani evet. Saat 16'da. Ben Seda Sayan. Ben Uğur Arslan. İkimiz birlikte evlenmek isteyenleri burada dünya evine sokacağız, yuvalar kuracağız inşallah efendim. Hoş geldiniz. Evleneceksen gel. Gel. Evlenmek istiyorsan gel. Gel. Çıkın çıkın gelin değil artık. Evlenecekseniz gelin. Eğlenecekseniz de izlemeye gelin. Yani sizi evlendirmeyiz ama genelde evlenecekler gelsin. Yani bir evlilik programı. İnşallah. Bana bak, ben partnerle iş yapmayı pek sevmem ama bugün senin sefanı süreceğim burada. Neden? Antrenmanlısın. Evet, antrenmanlıyım. Ahmet Özden Orkestrası. Coşkun Yıldız ve sevgili Sevcan. Her gün bizimle birlikte olacaklar burada. Canlı canlı Allah'ın izniyle İnşallah. Her gün karşınızda olmaya gayret ediyoruz. Burada sevgili izleyicilerimiz, adaylarımız olacak ve birazdan sahne arkasındalar. Buradaki koltukları evlenmek isteyen adaylarımız dolduracaklar efendim. Hazır o mıyız? O zaman evleneceksen gel. Başlasın. Başlıyor. Evet. Şimdi ne yapıyoruz ilk olarak? Senden rol çaldım biraz, onu öğrendim, hemen söyleyeceğim. Adayları tanıtmakla işe başlıyoruz. Doğru. Gelsinler mi? Gelsinler. Alkışlarla gelsinler. Evet, işte günün adayları geliyor efendim. Buyurun. Kendini tanıt. İsmim Ece. 31 yaşındayım. Daha önce bir evlilik yaptım. Bir tane oğlum var, 10 yaşında. Organizasyon işleriyle uğraşıyorum. Nerelisin? Çorlu, Tekirdağ. Tekirdağ, Çorlu. Çorlu Tekirdağ buradan. Oh evet. Öpücükler, kokulu kokulu öpücükler. Bütün Tekirdağ, Edirne, Keşan, Malkara hepsine gönderiyorum sesli konuşmacım. Evet, biraz daha yüksek konuş bakalım. Hı. 10 yaşında evladımız var. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Evet. Kaç yıldan bu yana bekarsın? 6 yıldır bekarım. 6 yıl. Zamanı gelmiş artık. Evet, evlenmek. Allah'ın evlenmenin izniyle. Vakti gelmiş. Biz inşallah. Evlendirip göndeririz. Evlendirip i̇nşallah. Gönderelim inşallah. Alkışlıyoruz Ece Hanım'ı. Teşekkür ediyoruz. Buyurun Ece Hanım. Buyurun. Vallahi ne güzel indiniz merdivenleri. Maşallah. Boylu postlu bir maşallah. Beyefendi geldi. Buyurun Salim Bey, mikrofonunuzu deyin. Buyurun. Kendinizi tanıtın. Evet. Teşekkür ederim. İlk önce yeni başlayan programımızı siz Seda Hanım ve Uğur Aslan Bey. Evet. Teşekkür ederim. Ekibinize, orkestra arkadaşlara ve tüm katılımcı arkadaşlara başarılar dilerim. Ne güzel. Maşallah. Bravo. Yalnız bir şey söyleyeceğim Uğur. Bak sen şiir okuyorsun. Evet. Şiirdeki ses tonu çok önemlidir. Ne güzel ses tonunuz var. Biraz şiir okuyor musun? Şiir okuyacağım. Öyle mi? Oo, belli çok ama. Güzel ses tonunuz ya. Tondan belli. Okur musun şimdi şiir? Tabii okuyacağım. Oku hadi o zaman bir şey bize. Hemen mi? Hemen oku. Hemen şimdi. Unutur tamam. Muyuz yazalım yok, bir şey? Yok hayır efendim. Tamam. Laf aramızda. İzinsiz bir gösteri anında. Gözlerinden dökülen ışık deltalarına kapıldım. Aslında ben karanlığı seven adamdım. Nasıl çekmişti gözlerinin fotoğrafını? Günaydın demeye utanıyor insan. Evet, o gözlerin, o harika gözlerin. Bravo. Ve o gözlerin bedenine ait değil sanki. Alıp karşına o tutturası geliyor insan. İnsanın öpesi geliyor ve gitmiyor.
Laf aramızda. Bir şey diyeceğim. Laf aramızda değil. Aramızdaki gözlerin. Allah Bravo. Allah. Alkışlıyoruz Sami. Bayıldım. Bravo, ağzına sağlık. Peki, devam edelim. Peki şeyde var mı? Yazıyor musunuz aynı zamanda? Bu. Mesela bu sizin mi yoksa? Hayır efendim. Bu sabah buraya gelirken bir arkadaşımın notunun üzerinde gördüm. İlaveli katmalı değerlerle okuyor. Doğaçlama da yapıyor. Ne güzel. Ne güzel okudunuz. Peki Salim Bey, evlenmek için buradasınız. Hoş geldiniz. Maalesef. Şimdi bu şiir niye aslında. Niye maalesef? İkimiz birden geldi. Niye ki ne? Maalesef. Ne oldu ki? Neden maalesef? Hayır yani işte hayatın içerisindeki evliliğe maalesef böyle başlanıyor. Tabii evet. Güzel bir program. Yani sizin gibi kaliteli bir program sunucuların içerisinde kaliteli bir adayların geleceğini düşünerek katıldım. Şimdi bak ekran başındaki herkes merak olsun. Etti. Acaba bu adam kimdir? Yaşı kaçtır? Ne iş yapar? Şimdi merak ediyor. Bir söyle bakalım onları. 57 yaşındayım. Hiç göstermiyorsun. Maşallah. İstanbul'da yaşıyorum. Maşallah. Evet. Bravo. Turizmle uğraşıyorum. Oh. Benim etrafımdan bile var arkadaşlarımın arasından size aday olacak. Talip olacak. Bence de öyle. Ekran başında şu an telefon numaralarımızı yazabilir miyiz arkadaşlar? Yazıyoruz değil mi? Varmış öyle güzel. Öyle ya yani. Ekran başında Salim Bey arayacak bugün çok var bence. İstanbul'da yaşıyorum efendim. Evet. Evet. Bir evlilik yaptım. Ne işle meşgulüz? Turizmle uğraştım. Turizm tamam. Turizmle uğraştım. Emekliyim. Evet. Maşallah. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Alkışlarla Salim Bey. Hayırlısı olsun. Teşekkür ediyoruz. Buyurun Salim Bey. Buyurun, hoş geldin. Peki. Aman atlattık. Allah olur böyle. Korusun. Nazar değdik Allah bize. Allah korusun. Bak, ay Allah korudu. Nazar değdi bak. Ay bunları bu şeyi göstermediniz mi bu bir tuzakların? Çekemiyorlar düşmanlarını çekemiyorlar. Geberiyorlar deliriyorlar. Aysun hoş geldin. Hoş geldin Aysun. Hemen kendini tanıt. Ben Aysun Bilatar. Yakın tut. Evet. Şöyle kuvvetli konuş. Atın ben Aysun. Ben Aysun düşüyordum ama Allah korudu. Evet programın nazarı olsun. O da yani Aysun olsun. Böyle dost düşman bir şey var mı öyle ekran başında evet. izleyip daha şunun ayağı kayasıca falan diyecek olan. Olabilir yani. Olabilir diyorsun. Vur şöyle biraz dursun aman, annem. Aman he. Efendim. Ben Aysun Gülatar 37 yaşındayım. Grafikerim, bir evlilik yaptım. Evet. Çocuğum evet. yok. Kadar. Allah'ın izniyle. Adaylarımı bekliyorum. Bekliyorsun. Her şey çok güzel olacak. Annenden babandan izin aldın mı buraya evlenmeye gelirken? Evet. 37 yaşında. Olsun canım. 40 da olsa çocuk çocuktur. Değil mi? Öyle ama. Ne diyor annen? Git de ne olursa olsun demiş. Bize yollamış öyle mi? Evlilik kutsal bir müessese tabii. Yakın tut bacım şunu şöyle bak. Dondurma yani. Külahı gibi. Sordun evet. mu ailene? Biz özellikle buraya gelen adaylara ailelerinizden izin alıp gelin diyoruz. Aldın mı? Tabii ki yani. Tabii ki. Kimden izin aldın? Biraz sen kaçamak var mı abiler, da. Ablolar bir şeyler? Ya, 37 yaşındayım ya artık izin şeyi geçmiş. Bence de. Almadım diyorsun. İzliyor mu? Nerelisin? Elazığ. Elazığ. Ooo. Coşkun yer değişmişsiniz. Locaya siz geçmişsiniz. Ama şu an daha güzel olmuş resim. Bir türlü şu koca dekorda orkestraya yer bulamadık da şu an çok iyi görünüyorsun. Çok beğendim sizi. Çok çok maşallah. Coşkun hemşerim Elazığlı tamam diyor. Evet. Peki ailenle görüşüyor musun? 37 yaşındasın. Evet görüşüyorum. Aileyle görüşülmez mi? Annenle? Evet. Görüşüyorsun. Evet. Babanla görüşüyorsun. Evet. Hepsi... Babam rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Geri kalanlar izliyorlar bizi şu an. Evet. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Alkışlıyoruz Aysun yerini alıyoruz. Aman yavaş abi. Arkadaşlar şey buradan insanları indirmediniz mi? Söylemediniz orada. Mi? Orayı bilmiyorlar mı? Bin kere söylüyorum. Uçuyor uçarak geliyorlar. Canlı yayın bu ya. Sahne. Gösterdiniz. Bunlar beni mi görünce böyle oluyorlar? Uçarak geliyorlar. Beni görünce böyle oldun.
Söyleyeceğim. Benim de hislerimi lütfen yabana atmayın. Sen güzel oynuyorsun güzel, ya. Güzel, iyi. İşi biliyor, hareketten belli. Nerelisin belli. Murat? Neresi? İstanbul. İstanbul. İstanbul köken? Neresi? İstanbul. Ha. Ama bir şey var böyle bir yandan yandan hafif böyle Edirne, Tekirdağ, Trakya. Yok. Var mı? Yok. Yok. Tamam canım. Peki bir tanıt şey bakalım kendini. Nasıl hadi uçarak bize geldin oradan? Beni görünce mi oldu öyle? Sahneye çıkınca ışıktan gözler kamaşıyor herhalde. Bir yer gök kayıyor ayağının altından insan. Murat hoş geldin. Evet Murat abi. İstanbul'luyum. Evet. Tut mikrofonu şöyle bir anlat bakalım. Mikrofonu yakın tut Murat. Evet. 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 50 yaşındayım. 50 yaşındasın. Ne işle evet meşgulsün? Tekstil. Tekstil. Allah'ın izniyle inşallah. Mesela kriterlerin var mı? Bana şöyle şöyle bir hatun Allah'ın izniyle diye vallahi var mı? Var da onu görünce. Yani anlatılmaz. O elektrik. O anlatılmaz. Anlatılmaz değil mi? Hı. Karşıma çıkacak diyorsun. İnşallah burada çıkacak ya. Bir şey mi? İnşallah Murat'cığım. Peki Murat'ı da yerine alıyoruz. Alkışlıyoruz Murat'ı. Ne yapayım? Yani senden önceki iki kişi oradan uçarak geldiği için seni tutarak aldık uçma diye. Bakayım. Sedacığım söyleyelim istersen. Şayma. Biraz önce anlaşılmış evet, oldu. Evet biraz önce oradan arkadaş uçtu. Neyse boş ver. Şayma'yı ilgilendirmiyor öyle şeyler. Şayma iki üniversite bitirmiş. Genel cerrah. Maşallah. Iraklı ve aramızda. Kendini bence sen tanıt. Kaç yaşındasın Şayma? Ben 30 yaşındayım. 30 yaşında. İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da yaşıyorsunuz. Evet. Ne kadar zamandır İstanbul'dasın Şayma? 2 ay. 2 aydır İstanbul'dasın. Çok Rusça güzel biliyor. Evet. Başka? Başka? İngilizce var. İngilizce var. İngilizce mi? İngilizce de var. Evet. Başka? Türkçe'yi de konuşuyor. Arapçayı zaten ana dilin Arapça. Maşallah 4-5 dil biliyor o zaman. Daha ne olsun? Genel cerrahsın öyle mi? Evet. Ne güzel ya. Heyecanlandın mı Şayma? Biraz. Şayma ne tür ameliyatlar yaptın şimdiye kadar genel cerrah neler mesela? Ben meslekimi daha yapmadım. Heh. Yeni mezun oldum. Ha, mezunsun sen ve genel cerrah olacaksın. Evet. Yapacaksın, genel cerrahlık yapacaksın. Irak'tan mı mezun oldun? Ukrayna'dan mezunum. Nereden? Ukrayna'dan. Ukrayna'dan mezun oldun. Evet. Ukrayna'da okudun ve şu an genel cerrah çıktın. Evet. Maşallah aman ne güzel. Ve adaylarını bekliyor. Şayma'yı da yerine alıyoruz. Alkışlıyoruz Şayma'yı. Evet. Devam ediyoruz adaylarımızı tanıtıyoruz. Hoş geldin. Fatih. Yakın tut mikrofonu. Evet, şöyle ortaya Fatih gel. Merhabalar. Kendini tanıt. İsmim Fatih. Evet. Antalya'dan katılıyorum. 32 yaşındayım. Daha önce hiç evlenmedim. Hı-hı. Antalya'da kendimize ait işlerimiz var. Babamla beraber çalışıyorum. Ne işi Fatih? Kasap dükkanımız var. Güzel. Babayla beraberiz. Evet. Nasip olur da burada evlenirsek babayı emekli edeceğiz artık. Artık sen ve eşin mi çalışacak orada? İnşallah. Eşine de mi öğreteceksin kasaplığı? Tabii neden olmasın? Hayat et kesme, düşerek et biçme. Aynen. Aman ne güzel. Aynen. Hiç kadın kasap var mı? Ben hiç görmedim. Var. Kadın hadi var ya. Marketlerde var. Başarılı oluyor mu? Tabii. İyi. Balıkçılar da var. Hayret kadın yani senin evet kendi branşında bir kadını takdir ediyor olmam benim çok hoşuma gitti. Yani tabii ben kasabım ama çok başarılı kadın kasaplar da var demem benim hoşuma gitti şu tabii an. Tabii ki var. Neden olmasın? Değil mi? Dediğim gibi daha önce hiç evlenmedim. 32 yaşındayım. Evet. Aradığım yaş kriteri 20 ile 30 yaş olabilir. Arası evet olabilir yani. Kasap adayları mı diyorsun, eş adayları mı? Eş adayları. Kasap eleman var. Yok yetiştirecek o. Kasap eş, olarak. Eş adayı ama kasap adayı da aynı zamanda. Tabii. Yani tabii, eti iyi arada kesmeyi mesela her kadın öğrenmek ister değil mi? Eti doğru kesmeyi. Tabii yemek yapıyor canım. Tabii yemekte. Vallahi çok öğrenmek önemli bir şey ister. Sinirini yağını ayıracak. Şöyle öğrenmesi falan benim işime gelir. Yardımlaşırız.
İyi. Peki sen yetiştirirsin mi olmazsa? Tabii ben yetiştireceğim. Tabii. Peki yerini alıyoruz seni de. Alkışlıyoruz Fatih. Devam ediyoruz adaylarımızı tanıtmaya. Pek hoşsun pudra rengi elbisen. Pabuçların çok hoş. Teşekkür ederim. Çok beğendim ayakkabılarını. Seviyorum böyle mat şeyler. Sizin sevdiğinizi de biliyorum. Ben mesela evet. Ama ben çok heyecanlıyım sizi gördüğüm için. Tabii ben her yerde görünüyorum. Ben şehrin bilimum yerlerinde afişlerim olduğu için ben de heyecanlanmıyorum ama. Siz öpebilirsiniz, verirseniz. Öpmeyi rica ediyorum. Hastalık kol geziyor. Bu ara kendimi öptürmüyorum. Evet. Çünkü hiç kusura bakmayın, hiç de kimse alınmasın. Peki şöyle bir ben her miyim size? Ha, dokun bak canlı. Çünkü gerçekten aslında birbirimizi öpmekten artık imtina evet, edelim diyorum. Evet. Hele çocukları öpmeyelim. Hastalık kol geziyor. Mikrop alıyorsunuz. Ben her gün burada olmak durumundayım. Ama siz on dönüm bostan yan gel Osman. Yatabilirsiniz. Ama tabii. Benim öyle bir lüksüm yok. Yani dolayısıyla öpmeyin beni. İçeride de 80 aday var. Hepsinin öptüğünü düşünün yani. 80 kişinin evet, günde gelip evet, gerek yok. Gereksiz. Peki. Kendini tanıt Sinem, yakın tut. Ben Ankara'dan geliyorum. 36 yaşındayım. Hiç evlenmedim. Ağır özürlü babamla birlikte yaşıyorum. Alzheimer hastası baba. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Şey evet, tek başıma bakıyorum. Şey eli öpülecek kızsın o zaman. Cevdet. Annem rahmetli de öyleydi. Kanserdi. Evet, 2,5 yıl önce ona da mı sen baktın? Evet efendim, ona da ben baktım. Helal olsun sana. Şu anda da babamla yaşıyorum ve ona bakıyorum. Sinem, benim için şu an çok kıymetlisin. Teşekkür ederim. Ailene düşkün olman çok önemli. Üstelik de bakın, kanser hastası anneciğini kaybetmiş. Evet. Onun rızasını almış. Alzheimer hastasına bakmak çok zordur. Gerçekten çok, çok zordur. Çok zor. Sinem, sana helal olsun. Çok teşekkür ederim. Aferin. Allah inşallah hayırlı bir tarih çıkar. Teşekkür ederim. İnşallah. Sen nereye gidiyorsun? Dur, tut mikrofonu. Sen nerelisin? Gel kız, kaçma. Bu heyecanlı şey. Ay çok heyecanlı. Ben de bak buradan yakalayayım. Sen ne yemekler yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Söyle bakalım. Ben zaten 15 yıldır ağır özürlü hasta bakıyorum anneme babama. Şey, yemeklerini de sen yapıyorsun. Evet, ben yapıyorum. Ne yaparsın? Neyi güzel yaparsın? Ben mangalı çok severim. Mangalı? Evet. Eti? Evet, eti çok severim. Mangalı severim. Fatih bak, biraz önce bir kasap arkadaş geçti buradan. Öyle mi? Evet. Ya mangal et deyince şimdi. Mangal daha güzel. Süper. Evet. Peki. Benim bilemiyorum. Neresin? Ankaralıyım. Ankara. Eş adayı olarak da Seda Hanım. Evet. Nereli olsun? Deniz kenarından olsun. Deniz kenarı, eş adayım deniz kenarından olsun diyor. Niye ki? Ne oldu ki? Deniz Ankara'dan dolayı mı? Yok, ağır özürlü hasta bakıyorum ya. Hiç tatil yüzü görmüyorum 5 yıldır. Ha. O yüzden denize özlemim var. Yani deniz kenarından olursa istemem. Babanı istemez de mesela. Yapamam. Babam Alzheimer hastası. Şu anda da bir bakıcıya verdim onu. Yani her an telefon gelip Ankara'ya da dönebilirim. Ay evet, canım benim. Deniz kenarı olacak. Mangal yapmayı seviyor. Yani et, kasap, deniz kenarı, Antalya. Evet, sana orman bayağı havasını uyuyor seviyorum. Fatih yavaş yavaş. Özellikler seni gösteriyor yani. Fatih, Antalya deniz kenarı ya Fatih. Evet. Bir de şey, peki. Beyaz tenli, kara kaşlı, kara gözlü olmasını istiyorum. Tenli, olmadı, sana olmadı. Kara kaşlı, kara gözlü sana uymaz. Beyaz sen biraz tenli, daha kara kaşlı, kara. Olabilir aslında. Boyarız karaya kaşları. Boş ver. Tabii kısmet peki. Derler ya. Hayırlısı olsun. Çok teşekkür ederim. Peki yerini alıyoruz. Alkışlıyoruz Sinem Hanım'ı. Buyurun efendim. Devam ediyoruz. Hoş geldin Gözde. Hoş geldin. Ay pek güzelsin kız, bakayım şöyle sana şuradan. Teşekkürler. Ay çok hoşsun Gözde. Siz de çok güzelsiniz. Çok güzelsin. Vallahi saçlar bunu kaç gün, ne kadar, kaç saatte ördüler? Saçın mı, örme mi o? Örme, tek tek. Kendi saçın evet. Değil mi? Evet. Kendi saçı değil canım, arada kendi şeyler var. Sarılar kendi. Tabii. Ha, ama geneli kendisinin evet. Nerelisin? Malatya. Malatya. Kayısılar neler geliyor?
geliyordu. Malatya Belediye Başkanı, bak çok ayıp, şu anda çemkiriyorum, hala göndermiyorsun. Evet, kendini tanıt, kaç yaşındasın? 21 yaşındayım, hiç evlenmedim. Fuar hostesi yapıyorum, İstanbul'da yaşıyorum, o şekilde. Ne bekliyoruz? 25 yeni yılda Allah'ın izniyle. Aşk. 25-35 yaşlar arasında düzgün bir işi olan, aile değerlerine önem veren, saygılı. Düzgün bir iş önemli değil mi? Evet, işi olsun yani, işsiz bir insan. Çalışsın da bir boş adam. Boş bir insan olsun istemiyorum yani. Güzel. Ailen evet. Ne diyor bu işe? Anne, baba, kardeş, anne. Evlen kızım artık falan evet. Diyorlar mı? Yoksa? Annem gönderdi zaten, annemin ısrarıyla geldim annem, birazdan. İsmin annenin? Duygu. Duygu Hanım. Duygu Hanım'a selamlar buradan. Seni de bekliyoruz Duygu Hanım. Sen de gel. Niye onu bekliyorum? Anne de gelsin onunla. Beraber beğenin, şey yapın. O da karar versin. Gelir inşallah bir gün. Tamam. Söylerim. İş ciddileşince o da gelsin. Adam çocuğu tabii ki. Gelir tabii ki gelir. Evet yanında evet. Olur. Peki. Anneye de buradan selamlar. Peki ama tamam işi olsun da başka ne bekliyorsun? Mesela biraz önce dendi ki işte kara kaş kara göz olsun. Ne bileyim hani şu boyda ne bileyim evet. Baklavalı olsun mu? Hani bir ben şey. Mesela yapılı biriyim. O yüzden ben böyle minyon tipli erkek, sarışın erkek ama sevmiyorum. Ama bütün yapılı kızların yanında minyon erkekler ama var. Ama yakışmıyor. Yani bence çok zıt oluyor. Yapılı derken nasıl erkek yapılı olmalı? Mesela, yapılı derken mesela yani, boyu uzun olmalı. Şimdi ne kadar? Mesela benim boyum 1.80, ben yapısız gibi miyim? Yani nasıl? Hayır, ya? Öyle yani benden daha mı yapılı olmalı? Mesela ne kadar? Siz idealsiniz. Yapılı i̇deal. Mıyım ben? İdeal. Hayır, yapılı değil ama minyonda değilsiniz. Yani ha. Orta, ideal. Yani 1.80'den aşağı olmasın evet, diyorsun. Yani. Biz 1.80'iz biliyorsun. Evet. Aşağı olmasın. Sen 1.80, ben değilim. Sen 1.80 misin gerçekten? Tabii. Yalan. Tabii siz mesela 1.70'seniz topuklarla 1.80 oluyorsunuz. Gözde mesela şu an 1.80 var mı? 81 evet. Kaç? Normalde işte topuklu. Topuksuz kaçsın? Topuklular topukluları giyiyorlar. Giyiyorlar onlar uzun adam istiyorum diyorlar evet. Değil mi? Adamcağızlar ne yapsın? Adamla ne suçu var? Bizim memlekette boy ortalaması 1.65 falan erkeklerde ya. Yok canım. Bu kadar düşük değil miydi? Yok yok değil. 1.70 yok. Var mıdır? Tabii canım en az 1.70. En az 1.70. Ama ben yani Gözde'nin bu sözüne katılmıyorum. Çünkü ne kadar güzel hanımefendi, uzun hanımefendi varsa yanında ondan kısa bir beyefendi. Yani neden boy öyle? Değildir taşımak. Ya tabii kısmet yani bu illaki. Kısmet de değil. Taşımak boyla alakalı bir şey değil. Ya tabii kişinin karakteriyle yani de alakalı biri bir şey. Ki, evet. Her türlü taşır seni değil mi? Boy değil. Huyla, karakter. Huyla, boyla. Huy, karakter, evet, evet, duruş. O da çok önemli. Abi adamlık. Bakalım Gözde, merak ediyoruz ne olacak? Annen de merakla bekliyorken başında. Alkışlıyoruz Gözde'yi. Hayırlısı olsun bakalım. Gözde'yi de gönderiyoruz. Devam ediyoruz evet. Adaylarımızı. Bugün adaylarımızı tanıştıracağız. Evet. İçimde bir sıkıntı var. Yerli yersiz bir korku var. Bilsem benimle olacak. Hoş geldiniz Gani Bey. Şöyle biraz hoş daha geldiniz. Ortaya. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Gani Bey. Evet. Valla çok hoş geldiniz. Gani Bey, buyurun meslekten başlayalım. Meslek makina yüksek mühendisi. Aman ne güzel. Bugün yakın. De ne güzel. Cerrah var burada. Bir genel cerrahımız var. Ayrıca yüksek denizcilik okulu makina bölümü mezunuyum. Maşallah. Yani uzun yol var diye okyanus şu bu. Of. Denizcilik yaptık. 3 sene kadar. Bütün okyanusları dolaştık. O işte ülkelere, iyi, kıtaları. O işte iyi para var. Siz çok dünyalı var, yapmışsınızdır. En az 15'ten başlar yani maaş. Kaç ev aldın? Ayıptır sorması. Bende yok canım. Bende bir şey yok şu anda. Yani onların maaşlarını söylüyorum. Yani ya maaşlarla tamam. Sen şimdiki aldığın maaş ev almadın mı? Bir ev, bir araba aldık, yaptık. Peki. Evet. Şimdi evlenmek istiyoruz artık. Aldık. Evet. Evlenmek istiyoruz. Evet. Evlenmek istiyoruz. Öyle mi arkadaşlar? Ay. Hadi canım söylemiyor ama diyorlar bir ev ondan... bir daire diyor. Açık etmeyelim adamın şeyini. Araştırdık evet. 9 dairesi var diyorlar da. Ya evet. Güzel maşallah. Evet. Olsa evet. Allah evet. Daha evet. Çok versin. Ama baştan olsun, söylemek istememesini diyor. Ben anlıyorum. Yani evet. Ona gelir, bunun gelenler için ona gelmesin. Tabii diyor tabii. Değil o mi, kendimiz peki. İçin tabii. Biz neresiniz? Bir ev bir araba değil. Ben doğum yerim Adana. 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 Allah'ına kadar. Adana'yı Allah'ın adamıyım. Sağ olun. Adana'ya ve Adanalılara buradan sevgiler gönderiyorum. Bütün Adanalılara. Çok seviyorum onları. Çok ekmeğini yedim. Vallahi. Çok küçüktüm Adana'da programlar yapmaya başladığımda. Onlar da sizi severler. Severler. Çok. Evet. Adana ve Adanalılar beni çok sever. Allah razı olsun. Sağ olsunlar. Ben de onları çok ben severim. Ben de Adanalıları, şalgam suyunu ve Adana kebabını çok severim. Çok seversiniz. Artık evlenelim diyorsun. Peki ama Gani Bey'den ben şunu istiyorum. Özellikle şöyle şöyle bir şey arıyorum diyor musun?
Yo hayır, fizik o kadar ya önemli değil. Ya da bana şunlar gelsin ya da ne bileyim, hani fizik değil ama benim için şu önemli diyor musun? Söyleyebilir miyim? Evet, tabii. İstiyorum. Mesela 40-45 yaş arası, 1.65-70 boy. Hı. Evlenip ayrılmış önemli mi? Önemli değil de çocuk olmasın. Niye? 45 yaşındaki mutlaka bir tane. İyi peki şey, hadi bir tane olsun. Bir tane şey olur ama başka. Senin var mı? Benim yok. Ben evlendim, yok. Ayrıldım yok. Çocuk yok. Yok. Onun için çocuksuz çocuk istiyorum yok. Diyor. Ama o yaşlardakinin çocuğu belki de büyümüş, evlenmiş bile olabilir yani. Öyle olabilir. 20-25 olabilir. Tabii. Büyüyüp evlenmiş de olabilir. Ama bir taneye razıyım. Bir çocuk olabilir evet, diyor. Olabilir. Evet. Niye çocuk istemiyorsun mesela? Ne olur? Problem mi olur ileride? Ya aslında bakabiliriz yani. Durumumuz müsait de bilmiyorum ya. Mesela benim kardeşim evli, çocuklu biriyle evlendi. Zor annesinde kalıyor. Erkekte kalmıyor mesela. Mutlu onda mu? Aynı durum mutlular değil. Mutlular mı? İyi. İyi tamam. Bir şekilde hallederiz diyorsun. Sen de evet, 9 daire evet, var evet. Bir şekilde halledersin. Evet, ne olacak evet. Allah aşkına. Belki Gani Bey'i alkışlarla. Alkışlıyoruz Gani Bey. Yayınımız olsun. Yüksek makine mühendisi Gani Bey'e teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz. Sevmesi bitmesi var. Sonra bir de dalması toplaması var. Hadi o zaman ne duruyoruz? Ne koştun? Buz gibi ellerin. Heyecanlandın da herhalde. Neslihan. Öyle mi Neslihan? Bakayım. Ay ne güzel şeyler buluyorlar. Neler giyiyorlar. Ben de bunların kıyafetlerine bakıyorum. Çok hoşsun evet. Neslihan. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Kaç yaşındasın? 31 yaşındayım. Evet. İki tane evladım var. Çocuğum var. Oh, Allah bağışlasın. Maşallah. Maşallah. Bir evlilik, bir evlilik, iki çocuk. Evet, iki tane çocuğum var. Kaç yıl evli kaldın? 6 sene evli kaldım. Hı, yürümedi. Yürümedi, anlaşamadık, bitti. Şimdi taliplerini bekliyorsun. Evet. Yani ben bu evliliği yaptım, iki çocuğum var ama şu kriterdeki insanlar aman ha bana gelmesin, ne bileyim atıyorum içki içen gelmesin, sigara içen gelmesin ya da yani şundan kaçıyorum gibi bir şey var mı? Evet, kesinlikle bekar bir insan istemiyorum. Ne demek? Nasıl bekar bir insan? Yani hiç evlenmemiş bir insan istemiyorum. Hiç evlenmemiş istemiyorum. Niye? Anlaşamıyorum. Çünkü iki tane evladım olduğu için anlamıyorlar beni. Anlamıyor beni. Yani o da evlenip ayrılmış olsun. Evet, çocuklu olması gerekiyor. Ha, onun da çocuğu olsun. Evet. Ay ne güzel. Bakın gördünüz mü? Hep çocuksuz isterler. Diyor ki evlenip ayrılmış olabilir. Ayrıldığı eşinden çocukları olabilir. Evet. Ben bunu tercih ediyorum. Evet diyor. Kesinlikle çok çocuklu önemli. İstiyorum. Çünkü beni anlayacak kişi çocukludur. Yani çocuklarımla bir yere gittiğim zaman hani ben de sıkılmayacak. Bekar bir insan, hiç evlenmemiş bir insan beni anlamıyor. Çünkü çocukları sende. Ben de evet, ikisi de bende. Benim en kıymetli olan kişim çocuklarım. Hmm. Mutlaka öyle de olmalı zaten. Yani. Öyle değil mi? Evet. Peki Neslihan'cığım, başka söylemek istediğim bir şey var mı? Nerelisin? İnebolu, Kastamonluyum. Kastamonlusun. Kastamonu'ya sevgiler. Yaş da 30-35. Yani göstermesi 40 da olabilir ama 40'ı aşmasın. Aşmasın. Hı-hı. Ki aynı dili konuşabiliriz evet. Diyorsun. Doğru söylüyorsun. Peki Neslihan'cığım, seni de yerine alıyoruz. Harikasın. Evet, adaylarımızı tanımaya devam ediyoruz. Yaz geldi, aşık olmak lazım. Çiçeklensin aşk ağacın. Sen göstermiyorsun, ben nasıl? Ama Cumhur abi anlamadım. Peki. Cumhur abi hoş geldin. Hoş bulduk. Cumhur abi. Evet. Şöyle yakın tutalım. Hoş kendimiz. Geldiniz. Kaç yaşındasınız? 55 yaşındayım. Antalya'da yalnız yaşıyorum. Doğum evime İstanbul'dayım. Yaşıma uygun, temiz, kaliteli bayanları bekliyorum. Evet. Peki daha önce evlilik? Yaptım. Bir evlilik yaptım. Bir çocuğum var. Çocuk kimle? Çocuk annesiyle 20 senedir yalnız yaşıyorum. 20 senedir? Evet. Oo. 20 sene sonra mı karar verildi? Artık evet, evlenim evet, yoksa evet. 20 senedir bir arayış var mı? Arayış var olmadı, kısmet olmadı. Şansımızı deneyelim dedik, bir de size gelelim dedik. Hayırlısı inşallah. 20 sene en güzel zamanlarını yemiş bitirmişsin Cumhur abi ya. Evet. Yaş kaçtı? 55. 55 şuraya bak, 25'ten 30'dan bu yana neredeyse bekarsın. Bayağı birileri mutlaka sene. Çıkmıştır da armudun sapı üzümün çöpü oldu evet, biraz. Evet, oldu, olmaz mı? Ya mesela gelecek adaylarda ne bekliyoruz? Önce yani, Allah korkusu olsun. Allah sevgi vicdanında olsun. Evet.
karakterli olsun yani ve biraz da el ayağı düzgün olsun. Çocuksuz olsun. Niye? Öyle. Ama abi bu yaştan sonra çocuksuz kadın mı olur ya? Var var, çok var. Var mı? Var. Evlenmemiş bile var. Öyle mi? Evlenmemiş mi olsun hiç? Yok, evlenmiş ayrılmış olabilir canım. Yani evlenmemiş... Ama senin bir yaş kriterin var. O yaş kriterinde mutlaka bir çocuğu vardır ya. Olmayanlar gelsin. Evet. Bu eli ayağı düzgün nasıl oluyor? Olmayan eli düzgün, gelsin. Ayağı düzgün. Biraz da açar mısın onu, nasıl yani? Biraz şöyle yani yakışsın. Kime? Fiziği. Sana yakışacak. Bana yakışır. Düzgün boyu boyuna, olsun. Boyu huyuna. Yani. Oturmasını kalkmasını evet, bilsin. Evet, evet. Ha. Peki. Öyle yani, denir ama öyle. Hani eli ayağı eli düzgün. Düzgün. Ne demekse o. Ne demek o mesela, değil mi? Senin de kafana takılıyor mu eli ayağı düzgün? Eli ayağı düzgün olmayan bir şey hayal etmeye çalıştım. Edemedim yani böyle eli ayağı. Eli ayağı düzgün. Nasıl yani? Belki peki. De şey beceri olaraktır. Aynen, aynen. Peki. Peki. Hemen hayırlısı olsun. Alkışlayalım Cumhur Bey'i. Devam ediyoruz. Bugün adaylarımızı tanıyoruz. Kız sana hayran olsunlar. Öpüp de başlara koysunlar. Yemeyip sabaha bıraksınlar. Yollarına paspas olsunlar. Kız seni kendime yapsam mı? Nasıl yapışıyorum oradan düşmesinler diye canlı yayında. Evet. Bir de etek İkbal, de kısa hiç almayayım. Merhaba herkese, merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler İkbal, sen nasılsın? İkbal kendini teşekkür tabii. Ederim. Kuşadası'ndan geliyorum. Evet. 30 yaşındayım. Evlilik yaptım, ayrıldım, çocuğum yok. Evet. Böyle mikrofonu çok güzel tutuyorsun yani. Bir mikrofonla bir iş mi yaptın daha önce sen? Hayır. Evde böyle kaşığı tutup şarkı falan söylüyor musun? Sizin evet. Programınızda da söylemiştim geçen yıl. Ben seni bir yerden hatırlıyorum. İkbal, benim saçlarım yandı. Ya çıkaracağım ama yani. Hatırlıyorum. Ay, böyle şarkı söyleyen birini hatırlıyorum. Çok iyi oldu. Benim evet, saçlarım sen... yandı, ondan tanıyamadın. Saçın ya, yandı. Ah yazık saç. Platindim. Yakın tut. Platindim, sarıydım. Platinin kül rengi nasıl olur? Yanınca ne renk olur? Vallahi kendi saçımı ondan bekliyoruz. Anladım. O yüzden ondan tanımadım ben. Yoksa kesin tanırdım saç. Sesin mi güzel İkbal? Güzel olduğunu söylerler. Mesela ne okuyorsun? Mesela Yıldız Silbe'den okumayı çok seviyorum. Ne mesela? Vazgeçtin. Hadi okusun azıcık. Peki tamam. Hadi azıcık okusun. Oku bakalım İkbal. Her gün biraz daha aşkı yitiriyor. Yüzündeki gökkuşağının ağrıdır rengi. Sabahlara yakın sessiz gelişlerin. Hırsız gibi kararsız kararlı yatağın. Yandasın 40 yıllık yabancı, vazgeçti direnişim. Seni sevmeyi ağır ödüyorum, vazgeçtim yana yana. Seni sevmeyi ağır ödüyorum, vazgeç yüreğimden, düşlerimden, yaralıyım bin yerimden. Ben değilim seviştiğin, affedemem, beni affet. Gidiyorum uzaklara, sensizliğe, vazgeç yüreğimden, düşlerimden, yaralıyım bin yerimden. Ben değilim seviştiğin, affedemem, beni affet. Gidiyorum uzaklara, sensizliğe, kahretsin. Yapamıyorum, seni sevmeyi ağır ödüyorum, kahretsin. Yapamıyorum, kaçtıkça sana geri dönüyorum, kahretsin. Harika, harika, harika. Bravo, çok güzel, güzel. Bu şarkı bu kadar uzun muydu ya bayağı? Harika. Bir yerlerde okuyor musun sen? Hayır, okumuyorum. Sadece küçük yaşından beri şarkı söylemeyi çok seviyorum. Ha. Ne güzel. Evet. Evde okuyor. Bulaşık yıkarken. Şey öyle yaparken. Bir sevdası var mı? Dur bakalım yani. Belki de var. Sahnelere çıkmak var mı istiyor öyle bir isteğin?
Var ama yani müzik eğitimi yok, falan çıkma, almak çıkma, gerekiyor. Yok çıkma, çıkma, hadi git otur yerine, çıkma, çıkma. Seni gerek yok, alkışlar. Sevin doğuşlar. Çıkma, çıkma. Ağzını yiyen Ekmal'i. Evet, sıradaki adayım. Şunlar saslı sözlü alem var türlü türlü. Boyu boyu suyu huyu denkleşmiş. Koy koy sohbeti becermişiz. Can çekti beynim belli. Arabak edelim, rahat ederiz. Hoş geldiniz Alaaddin Bey. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Alaaddin. Evet, buyurun tanıyalım sizi Alaaddin. Ben Bursalıyım. Başta şunu söyleyeyim, programınız hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bursa'dan size çok selamlar. Oh, aleyküm selam. Bizden de Bursa'ya selamlar. Oh, Bursa sizleri çok seviyorlar. Biz de onları çok seviyoruz, oh, Bursalıları. Kokulu kokulu gitti. Ben 57 yaşındayım. Maşallah. Bursalıyım. Maşallah. İki çocuk sahibiyim. Oh. 9 sene evvel eşimden ayrıldım. Evet. Çocuklarım şu anda İsviçre'de. Ne yapıyorlar orada? Kızım 30 yaşında, oğlum 29 yaşında. Hayır. Onlar da bekar. Onlar orada yaşıyorlar. Evet. Buraya çıkacağımı söyledim, çok sevindiler. İzliyorlar İsviçre'de. Aa, evet, çok iyi. İzliyorlar. Ben sevgiler. Evet, İsviçre'ye de selamlar buradan. Mikrofon yakın. Başka ne diyeyim? Mesela ne arıyoruz? Kriterler? Benim hayatım 45-50 yaşlarında, fiziğime uygun bir bayan. Hmm. Ve kendi ayaklarında çalışsın durabilen. Çalışsın mı, çalışmasın tabii, mı? Tabii çalışabilir. Ha. Emekli olabilir. Evet. Kendi ayaklarında duran bir bayan istiyorum. Evet. Hayırlısı olsun o zaman. Kişilikli olsun. Bir peki. Hanım olsun. Tabii ki. Burcunuz tabii ki. Ne? Yengeç. Yengeç. Yani şu burçta olmasın. Mesela bunlar da var. Şu burçta olsun diye. Hayır, şey, hayır. Benim için önemli değil. Kafa yapısı önemli. Tabii tabii. Değil mi? Kafa yapısı önemli. Hayırlısı olsun. Ama hayırlısı siz şu an çalışmıyorsunuz. Emekliyim. Emeklisiniz. Evet. Çalışan bir kadınla ayak uyduramayacak mısınız? Fark etmez. Fark etmez. Ben yemeği yaparım. Birlikte de çalışabiliriz. İşi yaparım diyor musunuz? Tabii tabii. Çok güzel yemek yaparım. Mesela en güzel... Hepsini yaparım. Harika yemekler yaparım. Benim için sen yemek yapabiliyor musun Uğur? Çok vallahi merak ben ediyorum. Yemek önce yumurta kırarak başladım. Ama şu an bir bayağı mesafe kasık kat ettim. Hadi be. Tabii. Aferin. Şu an güveç müveçe kadar gidebiliyorum. Karın şanslı o zaman. Güveç yani aslında yapmıyorum yani çok da şanslı değil. Hadi ya. Katıldığım yemek programlarında yapıyorum. Orada gören herkes evde acayip yemek yapıyorum ben sanıyor. Ben de tahmin ettim şu an. Yok, bana helal olsun. Hayırlısı olsun. Alkışlar. Hayırlısı olsun. Alkışlar Alaaddin Bey. Buyurun. Devam ediyorum. Adım Hanife, 34 yaşındayım. Bir oğlum var, Kocaeli'nden geliyorum. O çok Allah zayıfsın. Yani bana zayıfsın diyorlar ama yok yok bu görünmüyor artık. Çok zayıfsın. Evet, bir oğlum var. Evet. Kaç yıldır ayrısın? 10 yıldır ayrıyım. 10 yıldır. Nerelisin? Söyledim Kocaeli. Mı? Kocaeli'nden geliyorsun. Oradan mı geliyorsun? Evet, oradan geliyorum. Peki, çocuğun senle. Ben de. Nasıl bir şey istiyorsun? Yani işi güzel olsun, evet, evi olsun, esmer olsun. Niye evi olsun? Herkesin evi mi var ayol? Ben de niye esmer olsun'a taktım yani. Niye? Evet. Esmer olsun. Ben sarışınım. Evet. Ben sarışın olduğum için de esmer olsun. Esmer. Uğur sorsana niye evi olsun? Ben çok niye üzülüyorum evi? Ya evi olsun. Evi... evi olmayan ne olacak? Mesela seni beğendi. Evet. Bayıldı sana. Ama evi yok. Ne yapacağız? Yani o anki durum değişebilir ama tabii ki istediğim peki, tabii ki bir şöyle mi olsun? Mesela esmer ama evi yok, sarışın ama evi var. Hangisi? Esmer. Güzel. Çok manyaksın. Bakalım sarışın bir adam ne yani olacak öyle şimdi? Ya. Evet. Hangisi? Evi var. Esmer. Ama esmer. Evi esmer olmasın ama esmer olsun. Esmer. Vay be iyi tamam o zaman. Tamam demek ki vazgeçebilirim. Alkışlıyoruz peki teşekkür ediyoruz. Bakalım ne olacak? Evet. Güzel. Evet. Bu çok hoşuma gitti. Şeytanları kol kafamdan uzak. O cin fikirlerin seni. Pekcan abi tanıdım ben. Pekcan Bey şöyle gel ortaya abi. Dedim ki Pekcan Bey'e basamağa işaret et. Düşerse fena düşer. Yoksa tor ikimiz... top gider dedim şuradan. Şöyle. Ladies and gentlemen, now we are going to present you who? Ha. Mr. Pekcan Türkeş. Who is a lawyer for 42 years and also through his guide,
also veteran actor about half century. Sen ne? Madame Monsieur. Sen bir dakika, ne? Buraya kadarını bir tercüme edelim. Şahin gelir misiniz efendim? Gelir misiniz? Buyurun. Şimdi buraya kadar olan Şahin'i bize bir tercüme etsin. Şahin'a gel. Şahin'a sen kaç dil biliyor? Şahin'e de 4 dil biliyor. Ne dedi Şahin'a? Çok güzel oldunuz kız, boyu boyuna huyu huyuna. Gel şuraya şuraya gel. Şurada dur. Efendim? Yanında dur. Şahin'a şuraya gel. Gel. Gel yana durun bak. Yok yani şey, Türkçesini söylesen bize bu beyefendinin dediğin. Türkçe orta. O zaman sen Arapçaya söyle, biz İngilizceden Fransızca Türkçe'ye çevirelim. Şimdi Arapçayı ben söyleyeceğim. Arapçayı biraz sonra söyleyeceğim. Tercüme edersin. Merhaba. Ahlan ve sahlan. Elhamdülillah. Ukaddum lekum. Vallahi Türküş lokum. Fakkes, 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 fakkes. Fakkes. Ana Muhammed. Avvela ana Muhammed Seyyidat-ı Saadeti. Saniyen ana delil siyahi. Ana mümessil masrafiyya. Fakkes, fakkes, fakkes. Bu evet, ne diyor? Ne diyor? Sen de anlamadın. Ana Muhammed. Bunlar ne? Bunları bir evet. Tane sizin, bir tanesi bu sizin. Bunlar dünyanın en güzel aşk hikayeleri. Niye getirdin bunu? Size... Ne diyor? Şeyi, avukatım. Eko'yu bir kıssan şarkı söylenmeyecek. Ha. Evet. Avukatım mı diyor? Ne diyor? Avukat mıyım? Ana Muhammed avvela. Avukat mı? Evet, avukatım. Avukat. Esaniyen ana delil siyahi. İkinci ben seyahat rehberi. Seyyahiymiş öyle bir seyahat. Seyahat rehberi. Seyahat rehberi. Ana, evet. Ana aydan mumassil masrafiyya. Mumassil. Şey, bende çalışıyor falan. Aktör, aktör. Maalesef. Ya, bir çok, ya bu niye çok kime? Enteresan bir şey oldu. Şimdi Türk bir yarış katılımcımız kendini Arapça anlatıyor. Irak'tan gelmiş bir hanımefendi Irak'ta Türkçe'ye çeviriyor bize. Bu niye, nasıl bir şey oldu? Niye bu hale geldi? Şahima bunu al, onu bana ver hayatım. Şimdi, gerçekten yaşım zor Türkçe. Şimdi maalesef bazı şeyler anlaşılmıyor. Ya Arapça siz daha iyi bilirsiniz. Hı hı. Ben 3 yıl Libya cemaliyesinde Arapça taallüm ettim. Ne cemaliyesinde? Libya. Libya. Libya konsolosluğunda ve diplomam da var. Şimdi Arapça çok farklı. Mardin Arapçası farklı. Hatay, evet. Siirt Arapçası farklı. Irak, ne Arapçası? Irak Arapçası. Irak, evet. Irak. Bazı aksent şeyleri anlaşamayız. Başka. Ama en güzeli Fusha, Fasih, Mısır Arapçası. Öyle mi programı idare edelim bundan sonra? Evet. Mısır'dan iki sunucu peki, getirip şey, o şekilde şey idare edelim. Mardin dedi. Hemen biraz önce anons ediyordum. Güme gitti. Evet. Berdan Mardin'i fantezi müziğin, Türk halk müziğinin gerçekten çok güçlü seslerinden benim canım kardeşim Berdan Mardin'i çok güzel bir çiçek yollamış. Teşekkürler ediyoruz. Berdan Mardin'e. Sevgili yapımcımız Mustafa Gülnara çok çok teşekkür ediyoruz. Yine efendim. Çok büyük çiçek global yapım adına, evet. Yapımcılarımız adınaydı. Teşekkür ediyoruz yapımcılarımıza. Bizi çok rahat ettirdiler. Mutluyuz. Şimdi kendi Türkçe konuş. Evet, abi Türkçe. Ya. Tamam, Türkçe. Ömrümü yedin. Efendim ben 42 yıllık avukatım. 37 yıllık Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Fransızca ve İngilizce dillerinden profesyonel rehberiyim. Ve yarım asırlık da tiyatro oyuncusuyum. Hatta zaten bizim tiyatro bir oyuna gelmiştiniz. Hatırlıyor musunuz? Doğru. Pekcan abi şimdi sen tiyatro hayır, oyuncusuyum deyince ekran başında seni beğenen hanımefendiler acaba bu bize de tiyatro mu yapacak diye huylanabilirler. Sen şimdi burada gerçekten evlenmek için burada evet. olduğunu ve ciddi bir anlamda evlenmek için burada olduğun için evet. bize artık bir güzel bir yemin mi edersin? Evet. Şey yeminli. Şimdi yeminli efendim, avukat. Ben yemini. 1,5 yıl oldu anneciğimi kaybettim. Dolayısıyla annem benim sizin daha önce yapmış olduğunuz programlardan bir tanesine de göndermişti. Belki hatırlarsınız. Annemin rahatsızlığı nedeniyle programa devam edemedim. Çünkü evet. ben yalnızım. Benim bir oğlum var. Annesi 13-14 yaşındayken oğlanı evet. bırakıp bana Avustralya'ya gitti. Ve ben hem analık yaptım hem babalık yaptım. Evet. Şu anda da çocuğu üniversite tahsili de yaptırdım. Galatasaray'da da okuttum. Aşk. Ama maalesef ben yalnızım. Maalesef yalnızım. Allah rahmet eylesin annemize. Evet, yalnızım. Onun için her yakın, şey... Yakın, mikrofon yakın. Her şey bir tarafa, latife, şaka baka bir tarafa. Ben ciddi ciddi, zaten sizi tanıyorum. Ne bekliyoruz? Ne mesela? Şimdi ne bekliyorum evet. efendim? Benim biyolojik yaşımla kronolojik yaşım arasında bir hayli zaman var. Yaşımı telaffuz etmek istemiyorum. Diyorum ki
getir son sevgiliyi Beşiktaş'tan. Gençliğimi yaşamak istiyorum yeni baştan. Ben 45 yaşına kadar 45 yaşına kadar bir hanımefendi istiyorum. Benim gibi Gürbüz çocuk yarışmasına katılacak şekilde olmasın. Telafi etsin yani biraz. Derken yani çok kilolu olmasın. Evet, zaten haliniz gibi ben olursa. Ben çok zayıfım ben. Evet. Zaten haliniz gibi vallahi olursa diyor bak yani, senin iş. Vallahi. Zayıfım ben yani. Çok abi güzel. Açım. Peki, ama burada hayırlısı çok olsun. Zayıf. İnşallah seni evlendireceğiz artık. Geçen sefer olmadı, bu sefer inşallah olacak. Alkışlıyor Pekcan Bey. Evet. Hemen hızlanalım, diğer adaylarımızı da tanıyalım. Çok evet, telefon devam varmış. Ediyoruz. Telefon almaya başlayacağız. Evet, buyurun efendim. Eğer gelemiyorsan hayırlı uğurlu hoş olsun Seda Hanım. Basri, hoş geldin. Basri. Ha, şöyle dur. Evet Basri. Ben İstanbul Pendik'ten katılıyorum. Evet. Daha önceden evlilik yapmadım. Evet. Mikrofon yakın. Hiç ev, kaç yaşındasın Basri? 39 yaşındayım. 39 yaşındasın, hiç evlenmedin. Hiç evlilik yapmadım. Niye hiç evlenmedin? Pardon, fark Seda etmez. Hanım'ı sevebileceğim, yuva kurabileceğim, o insanla yaşlanabileceğim insan karşıma çıkmadı. Ben de isterdim evlilik yapmak. Fakat evliliği evlenmek için değil de mutlu olmak, huzurlu olmak. Öyle bir insan karşıma çıkmadı. O insanla yaşlanabileceğim. Şu an ailemle yaşıyorum. Evet. Maddi ve manevi olarak orta halli birisiyim ben. Şu an ailemle yaşıyorum. Ne işle meşgulsün? Bir firmada pres operatörü olarak çalışıyorum. Pres operatörü. Evet. Orta hali güzel. Geçinir orta gideriz hali. Yani. Evleneceğim zaman evet. Kendimize ait evimiz var. Oh, aynı evimiz de var. İlçede evet. Evimiz var Allah'a çok şükür. Oh, maaşımız da var. Maaşımız da var. Huzurlu bir işte çalışıyorum. Evi olan. Evi olan evi, da var. Evi olan. Esmer, kaşı evim gözü de Esmer. Bak, kimdi o? Evi olan. Evi olan Hanife Esmer. Duydun mu kız Hanife? Ha. Evi ben olan. Şunu söylemek istiyorum. Evet. Ben evlilik yapmadığım için tercihim de daha önceden evlilik yapmamış olmasını tercih ediyorum. Evlenmemiş olacak. Bir de önceliğim kendi ayakları üzerinde duran, çalışan önceliğim. Ben orta halli birisiyim. Ben çok böyle zengin bir insan aramıyorum. Orta halli olsun. Ben vicdanlı, ahlaklı, karşımdaki insana değer veren, kıymet gösteririm, yardımcı İnşallah. Olurum. Yemek yapmasını bilmiyorum. İnşallah öyle biri gelecek sana. İnşallah öyle birisi gelecek. Çok kısa bir şey daha söylemek istiyorum. Evet. Yemek yapmasını bilmiyorum ama kahvaltı hazırlamasını yardımcı olurum. Yumurta karşım, kırarım yumurta yani, kırarım, çay demlerim. Güzel. Yumurta kırıyorsan, çayı da koyuyorsan tamam. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Evet. Adaylarımızı tanıtarak başlayacağız dedik. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz adaylarımızı tanıtmaya. Evet. Hoş geldin Seva. Bulduk. Evet Seva, nereden geliyorsun? Kaç yaşındasın? Bir anlat bakalım bize biraz. Ankara'dan katılıyorum. Evet. 41 yaşındayım. Evet. Evlenmeye geldim. Evlenmeye geldin. Başka mesela yaşındasın. Evlenip ayrıldın mı? Yok, hiç evlenmedim. Hiç evlenmedin. Evet, senin notlarına bir bakalım. Bu yaşa kadar niye şöyle. Evlenmedin? Ne oldu bu yaşa kadar? Bak burada diyor ki Seval, bir erkek ona azıcık sesini yükselse ağlıyor diyor. Doğru mu? Evet. Doğru. Nasıl ondan yok? Mı evlenmedin acaba? Ya hem o var hem de biraz özel sebeplerden niye, sen dolayı. Bir şey mi neden? Böyle bir şiddet, bir sıkıntı, bir geçmişte bir erkek bağırma, çağırma, şiddet öyle bir şey mi oldu? Yok. Mesela ben şiddeti sevmiyorum. Evet. Şiddetten hoşlanmıyorum. Kendi adıma söylüyorum bunu. Neden? Babam anneme şiddet uyguladığı için bu ortamlar beni inanılmaz rahatsız ediyor. Öyle mi? Sen de bu yüzden mi birinin sesi biraz yükselse ağlıyorsun? Evet. Değil mi bundan? Evet. Bu insanı işte belki evlenmene neden olan evlenmemene evet. Neden olan. Ya evde
Yani bakın ay ne kadar. Ay konuşsam neler söyleyeceğim. Görüyor musunuz? Babası yani babalar, anneler evde kavga gürültü ediyorsunuz ama hani siz eşinize bağırıyorsunuz ama aslında küçük kızınızı eziyorsunuz orada farkında olmadan. O kız büyüyor. Sonra erkeklerden nefret eder. Yüksek sesten nefret eder hale geliyor. Evet. Peki 41 yaşındayım ben. Evet. 41 kere maşallah. Baba hayatta mı? Vefat etti. Anne hayatta. Annem hayatta. Haberi var mı burada olduğundan? İzni var. Var. Tamam, izliyor bizi. Evet. Çok selamlar, sevgiler. Size de selamları var. Artık istiyordur o da bir izdivaç yapmanı. Tabii ki. İnşallah. Peki İnşallah. Ne bekliyoruz? Yani nasıl desem, yaş olarak 40-45 yaş arası. Maddi durumu yani kendini geçindirebilen, evine bakabilen kişi olursa saygılı, 35 sevgili. Yaşında bir adam geldi mesela evet. Ama resim olarak doğru ve güzel duruyor yanında. Olabilir mi, şans verir olur, misin? Olur. Olabilir dedi. Olur. Peki hayatım. Başka çok önemli aradı. Bana sesini yükseltmesin. Evet. Değil mi? Evet. Sakın. Evet. Ses yükseltmeyecek. Böyle sakin olacak. Evet. Hayvanları sevsin. Hayvanları sevsin. Hayvan besliyorsun. Evet. Ne var evde? Kedi. Kedi var. Kedim var diyor. Hayvanları seven biri olursa çok daha iyi olur diyor. İnşallah gönlünün dilediğine Amin. Burada kavuşursun. Teşekkür ya. Teşekkür ederim. Gerçekten. Amin. Ben çok istiyorum burada herkesi Allah'ın izniyle teker teker evlendirip göndermek. İnşallah. Olamaz mı? Niye olmasın? Tabii ki. Peki şey diyor musun? İşi olsun, gücü olsun, parası, evi olsun, arabası olsun. Yok, araba özel o kadar demeyeyim de kendini geçindirebilsin. Komşuya muhtaç etmesin. Kendini, sizi de geçindirebilsiniz ama sadece kendini geçindirir misiniz? Komşuya muhtaç etmesin. Komşuya muhtaç etmesin. O şekilde evet. Peki. Hayırlısı İşi gücü yerinde olsun. Sağlam evet. Karakterli olsun. Allah korkusu olsun. Olsun. Her gelen de bunu söylüyor. Bak çok önemli. Allah Peki korkusu hayatım, önemli. Seni alıyorum. Teşekkür ederim. Alkışlıyoruz hanımefendi. Devam ediyoruz. Şey oluyor. Abi göstermiyorsun. Orada ben ne var? Oradan nasıl görünüyor o basamak? Bir bakabilir miyim bir dakika? Hayır, bu çok yanıltıyor. Şuradan. Düz görünüyor. Aa, gelirken buradan düz görünüyor gerçekten. Çok yanıltıyor. Basamak buraya var gibi görünmüyor. Düz görünüyor. Tabii. Düz görünüyor. Görünüyor. Buradan gidiyorlar. Gözlük de taktığınız halde gerçekten doğru söylüyorsun ama. Gerçekten bir şey yapmak lazım. O gözlükle ilgili gözlüksüzler düştü yani. Hiç gözlüğe takılmayın orada. Oradan bir ne yapsak acaba? Evet. Bir şey, bir çaresini bulun. Oradan böyle şöyle kızak gibi en azından şöyle. Hoş geldiniz efendim. Evet. Bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Murat Bey. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz Murat Bey. Kendinizi hemen tanıtın. Hayırlı uğurlu programlar diliyorum. Teşekkürler. Amin inşallah. Adım Murat. Evet. Şişli'de oturuyorum. İstanbul'luyum. Kendim yalnızım. 28, yakın. 28 yıldır bekarım. 28 yıldır. Evet. Niye 28 yıl? Olmadı işte. Sen Ay şimdi, ne olmadı? Ne arıyorsun yani da nedir yani? 28 yılda az değil. 30 yıl neredeyse ya. 30 yıl. Ha. Sen evde şimdi hanımı görsen, evlensen ertesi sabah hanımı karşında görünce korkabilirsin de yani. 30 yıldır yalnız yaşıyorsun. Aynen. Evde birini görünce kapının arkasına çıktığında çığlık falan atar insan. 30 yıl yalnız. Şimdi evleneceğim bir bayan İngilizce bilmesini tercih ederim. İngilizce bilsin. Çünkü ben tahsilimi İngiltere'de yaptım. İsterim ki İngilizce'de konuşalım. Unutmayayım. Maşallah ne güzel. Emekliyim. Evet. Evim var. Yani öyle. İngilizce bilen özellikle. Evet, İngilizce bilen olsun ki kriterimizi konuşalım. Söyledik Murat Bey. Kaç diyor yaş ki, üzeri? İngilizce bilen. 42-43 yaşlarında. 42-43. Başlamak üzere. İngilizce bilen. Evet. Biraz evvel. Ne derece İngilizce? Orta derece olsa siz biraz daha onu yetiştirse olmaz mı? İyi derece ya bilsin canım İngilizce bilsin. İyi bilsin, iyi derece. Bilsin ki unutmayalım yine konuşalım ne devamlı. Ne yapacağım ya? Hanımı alıp TOEFL sınavına mı sokacaksın evde? Ne yapacağım Murat abi? Çok beğendiğiniz bir hatun geldi. Evet. Ama evet. İngilizce bilin. Olsun. O zaman tabii gene olur tabii. Olur tabii ki. O zaman yani, olur. Ha. Yani şey ama yani merhametli yani. Olsun. Fiziksel yönleri güzel olsun. Yakışsın. Evet. Neşeli bir insan olsun. Neşeli olsun. Hmm. Peki. Peki. Murat Bey yerini alıyoruz. Telefon bağlantımız var. Ben İkbal'e yeter yeter ama sen sahneye çıkma diye geri gönderdim ama İkbal'e var. İkbal'e evet. Telefon, İkbal'e telefon bağlantısı var. Evet. Alo. İkbal al mikrofonu. Orada Hayır. mikrofon var İkbal. Mikrofonu al yakın tut İkbal. İkbal gel böyle istersen gel buradan gel konuş. Aramıza. Daha rahat konuşuruz. Gel. Uğur sen de çok açık gel. Duruyorsun. Çok açık durma. Yakın mı? Tamam.
Alo. 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 Alo, iyi akşamlar. Sinan Bey mi? Sinan Bey. Evet, benim. Evet. Merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Nereden arıyorsunuz? Ben İzmir'den arıyorum. Kaç yaşındasınız? 34. Ne işle uğraşıyorsunuz? Ben müteahhitlik işi yapıyorum. Müteahhitlik, daire alıp daire satıyorum. Müteahhit. Daha önce evlenip ayrıldınız mı? Efendim? Daha önce evlenip ayrıldınız mı? Hayır, yok. Anladım. Evet. Bana sormadım. Hiç evlenmemiş değil mi? Hiç evlenmedin mi? Hayır, hayır. Ha, tamam, şimdi evet. Anladık. Anladım. Evet. Bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Siz bir evlilik yapmışsınız galiba. Evet, evlilik yaptım. Çocuğum yok. Anladım. Bu İzmir'de yaşar mısınız? İzmir'de yaşar mısınız? Olabilir. Anlaşıldıktan sonra olur. Ben hiç evlenmedim. Böyle dürüst olacak. Yalan söylemeyecek. Evet. Yani dobra dobra konuşacak. Yani. Hı hı. Ne istediğini bilecek. Aslen İzmirli misiniz? Aslen İzmirliyim. Hı hı, ben de Ege'liyim. Güzel, hemşeri. Hemşeri sayılırız. Ne istiyorsun mesela? Ne yap gelsin hemen? Ben bugün gideceğim, döneceğim. Çünkü benim ailem yurt dışına gidiyor. Evet, onları yolcu edeceksin. Kız kardeşim de yurt dışında yaşıyor. Evet. Onları yolcu edeceğim. Yarın uçakları var. O yüzden gidip tekrar daha sonra tekrar geleceğim. Geleceğim sonra, iki gün sonra. Evet, o zaman O zaman gelebilir. Ama ben geldikten sonra en az bir hafta sonra falan gelirim. Duydunuz mu? Şimdi ne zaman geleyim ben İkbal Hanım? Gün ver diyor bana, gün. Bir hafta sonra bekliyorum sizi. Pazartesi bekliyor. Bekliyoruz. Tamam, ben hafta perşembe günü geleyim o zaman. İstanbul'da bir hafta işim var. Oraya tamam, tamam perşembe peki. Tamam, olur. Peki, tamam, hafta perşembe günü görüşürüz o zaman. Tamam, hoşçakalın. Teşekkür ediyoruz Sinan Bey. Peki, görüşmek üzere. Kalksın, görmüyorum. Bir telefon daha varmış. Bir telefon varmış. Daha var. O da kimmiş? Gözde gel. Gözde gel. Mikrofonum var, tamam. Bir alo de bakalım Gözde. Alo. Gözde'ye Tarif Serkan arıyor. Serkan. Alo. Serkan merhaba. Merhaba Seda Hanım, nasılsınız? Gözde karşında, Gözde ile konuşmanı istiyoruz. Gözde sen konuş. Merhaba. Merhaba Gözde Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Kaç yaşındasınız? 25 yaşındayım. Ne işle meşgulsünüz? Kafe işletmesi yapıyoruz Atışehir'de. İstanbul'da yaşıyorsunuz? Evet, İstanbul'da yaşıyorum. Daha önce evlendiniz mi? Daha önce evlenmedim. Anladım. Ne zaman gelebilirsiniz? Yarın gelebilirim aslında. Müsait. O zaman ben sizi bekliyorum. Tamam, olur. Tamam. Çok çaresizim, gel gel gel. Böyle bitmişsin, gel gel gel. Oh, gel gel. Evet, devam evleneceksen ediyoruz. Gel, devam ediyor efendim. Bugünkü adaylarımızı tanımaya devam edelim o zaman. Mikrofonları buyurun. Yine evet, size vereyim. Uçmuyor oradan. Hoş geldin hayatım. Hoş geldiniz. Mikrofonu Ayşe'cim benim. Mikrofonu buyurun. Al. Yakın tut. Hemen kendini tanıt. Ayşe Buga. İzmir Bergamalıyım. Evet. 48 yaşındayım. Evet. Bir evlilik yaptım. Bir oğlum var 28 yaşında. Oğlumla yaşıyorum. Kova burcuyum. İzmir ve Ege bölgesinden adayları bekliyorum. İzmir ve Ege olacak kesin. Niye? Evet. Ben Ege'liyim. O yüzden İzmirliyim. Öyle anlaşırım diyorsun. Evet. Kültürüyle, yemeğiyle. Aynen aynen. Değil mi? Modern, çağdaş, aydın bir olsun istiyorum. Peki 45, gelen 55. Adaylarda sana talip olanlarda ne bileyim evlenip ayrılmış ya da evlenmemiş tabii, olsun. Tabii tabii olabilir, fark etmez. Çocuksuz olsun, sapsız üzüm öyle fark şeyler var. Fark etmez. Çocuklu çocuksuz. Çıkı çıkı gelin. Evet, evleneceksen aynen. Gel diyorsun. Evet. Aynen. Tamam. 45 yaş arasında istiyorum. Aydın, çağdaş, modern biri olsun. Maddi durumu iyi olsun.
Yani elektrik alabileceğim bir insan olsun. Hayırlısı yani. Olsun. Bakalım ne olacak. İnşallah. Peki. Alkışlıyoruz Ayşe Hanım. Teşekkür ediyoruz. Buyurun Ayşe Hanım. Hoş bulduk. Hemen kendinizi tanıtın. İsmim Ergün. Ankara'dan katılıyorum. 42 yaşındayım. İki defa evlilik yaptım. Bir kızım var. Allah. Ankara'da yalnız yaşıyorum. Peyzaj işiyle uğraşıyorum. Güzel. Ne işi? Peyzaj. Peyzaj, tamam. Oo, ne kadar zevkli bir şey değil mi? Bahçeler falan mı? Nasıl? Çevre düzenlemesi işte. Çevre düzenlemesi. Bahçeler. Site bahçeleri. Ona benzer güzel şeyler. Peyzaj evet işi. Çocuk evet kimde? Annesinde. Annesinde. Evet. Kaç yaşında dediniz? 10 yaşında kızım. 10 yaşında bir kız evet, annesinde. Kaç yıldır bekarsınız? 6 yıl. 6 yıldır. Evet. Peki ne bekliyoruz? Valla yaşıma uygun. 30-35 çocuk sahibi olacak bir insanı bekliyorum. Çocuk istiyorsun yani. Tabii. He. Çocuk sahibi olacak bir insan. Kaç yaşındaydı pardon bir daha ben soruyorum. Ben 42 yaşındayım. 40? Genç. 42 gençsin daha. Olur genç tabii niye olmasın? Ya işte yani o yaşta kendimi uyabilecek. Şimdi iki mesela hanım şey olabilir mi? Evet. Çok özür dilerim Uğur'cum. Şey olabilir mi? Hani evlenmiş ayrılmış bir çocuğu var tabii ama ki, bir de. Tabii ki tabii. Şimdi şöyle. Çocuk senden mi olmalı? Yani de, yani yok, çocukluğu yok. Hazır olabilir mi? Hazır ya çocuğu var. Pek düşünmüyorum. Yani şeye gidemiyorum değil mi? Gülme yani karnında ay çocuğu var demek istemiyorum. Ah, daha önceki evlilikten bir çocuk çocuğu olmuş. Çocuk senden mi olmalı dedi. Allah elini versin. Ya, daha önceki evliliğinden iki çocuğu var mesela. Sen yani olur mu? Şimdi, olabilir yani, diyor. Şimdi şöyle, ama olabilir. Doğurganlarını kaybetmemiş bir kadın istiyor. Tabii daha iyi olur. Devam edeceğiz diyorsun yani. Beş çocuğu da olsa ben yine devam yani. Ya, yok. Genç adam. Kaç çocuk hayalin var senin? Ya, iki tane daha olursa. İki tane daha olsun. Olsun ne güzel. Ama senden olsun. İnşallah. Tabii ki yani benden olacak. İki tane olsun benden olsun diyorsun. Evet benden olsun. Ama çocuklu hanım da olabilir diyor. Çocuklu şimdi olsun iki tane de benden olsun diyor. Babası vefat etmiş olabilirse çocuğu olabilir. Abi ama nereden bulacağız sana babası ölmüş çocuk? Babası, adını ya. Kadının babası mı çocukların babası mı? Çocukların babası. Çocuğun babası ölmüş. Peki efendim alkışlar değerlendiriyorum. Hayırlısı olsun bakarız. Tamam. Hoş bulduk canım. Al mikrofonu yakın al, tut bacım. Evet. Şuraya gel. Ne kaçıyorsun? Ha? Ben kaçıyorum. Yakın senden yakın tut. Memleket canım, neresi? Oradan başlayalım. Ben Nevşehirliyim. Nevşehir. Ha? Evet. Evet. 47 yaşındayım. 47 yaşında. Evet. Ondan sonra İmraniye'de oturuyorum. Evet. Evlenip ayrıldın mı? Evlenip ayrıldım. Çoluk çocuk var mı? Çoluğum çocuğum yok. Yok. Kaç senedir bekarsın? 13 senedir bekarım. 10 senedir bekar. 13 sene. Biraz büyütelim 13. 13 senedir evet, bekar. Evet 13 senedir bekar. Niye 13 senede kimse çıkmadı bu karşılığa? Hayır 13 senedir. Hayır. Siz yardımcı çocuk olun. Çocuk düşünüyor musun sen de beyefendi gibi biraz önceki? Şimdi çocuk. Çocuk olmamış. Bir düşünmüyoruz. Daha. Neden? Özel nedenler diyelim. Ha, anladım. Öyle şey yapalım. Peki kapatalım. Tamam kapatalım. Başka da biraz yardımcı olun. Ne mesela ne bekliyoruz? Ne bekliyoruz? Ben dürüst olsun. Evet, dürüst olsun. Güzel bir mesleği olsun. Allah'tan korksun. İyi bir parası. Yani iyi bir para derken yani ailesini geçindirecek ne kadar yetecek. Mesela mesela 2000 lira mı? Aile ne kadara geçiyor? 2000 lira olabilir. Yok hayır 2000 lira yeter. Çünkü yeter benim mi? Evim var. O evin var. Beyefendinin maaşı güzel bir maaşı olur. Lira. Veya onun da evi olur. Evet. Böyle bir denge emekliliği kurarız. Emekliliği olabilir falan. Evet bir denge kurarız diyorum. Çok güzel. İyi. Sizin peki iş olur gibi geldi bana. Teşekkür peki ederim. Alkışlıyor peki, Semra Hanım'ı. Buyurun Semra Hanım. Şimdi. Evet şimdi. İki telefon bağlantımız var. Kimlere Seval var? Ve Neslihan'a. Seval ve Neslihan'a. Bence ikisini de yanımıza alalım. Seval ve Neslihan yanıma gelin. Gelin. Alkışlıyor Seval ve Neslihan'a. Buyurun. Bana bak iyi gidiyoruz ha. Güzel güzel. Daha maşallah. İlk günden telefonlar hayırlı orada kısmetler işaret ediyor arkadaşlar.
Öyle mi? Öyleler de var. Yani birbirini burada görüp talip olmak isteyenler de var. Şimdi şu an hemen ilk günden maşallah. Vallahi evet. Ama konsantre maşallah olup gelmişler zaten. Maşallah. Ben gideceğim ilk biz günden. Biz de konsantreyiz. Biz de öyleyiz. Ben rahatım senden dolayı. Vallahi çok konforunu yaşıyorum ya. Vallahi ben... 10 numara bir adamsın. Estağfurullah gel. Estağfurullah ya. Aslında sen 10 numara bir kadınsın. Vallahi 10 numara. Çok teşekkür ederim. Güzel yani. Beni rahatlatıyorsun. O çok teşekkür ederim. Çünkü. Şimdi telefon bağlar. İlk önce hangisine? Seval'e, Muammer Bey. Peki. Önce Muammer Bey'i alıyoruz. Evet. Peki. Seval'e, tamam. Muammer. Önce... Buyurun Muammer Bey. Alo. 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 Merhaba Muammer Bey. Muammer değil, Mehmet. Mehmet efendim. Mehmet. Peki Mehmet Bey, Ankara'dan Mehmet Bey değil mi efendim? Urfa'dan. Urfa'dan Mehmet Bey. Güzel. Bir dakika, karıştırdık mı? Seninki mi yoksa bu? Selam. Bu hangisi arkadaş? Siz kim için aramıştınız Mehmet Bey? Nesli Hanım için. Nesli Hanım için. Tamam, ha Nesli Hanım. Tamam. Seval sen. Evet Murat, Neslan, Urfa, Nesli Hanım. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba Aslan Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Kaç yaşındasınız? 45. 40? 5. 5. Evlilik yaptınız mı? İki evlilik yaptım, ayrıldım. Evlenince nerede yaşayacaksınız? İstanbul'da yaşıyorum ben. Anladım. Ne işle meşgulsünüz efendim? Sanatçıyım, sanatçı. Ne sanatçısı? Ses sanatçısıyım. Ses sanatçısı? Evet. Ses sanatçısı. Sorun değil. Sorun değil. Sorun değil. Çocuğunuz var mı? 4 tane. 4 tane. Sizde mi kalıyor? Hayır, annesinin de bende değil. Tamam, buyurun gelin. Mehmet Bey, yarın ben bekliyoruz. Nerede yaşıyorsunuz? Yalnız... Yakınsanız hemen gelin. Ben İstanbul Büyükşehir'de yaşıyorum da şu an ben Urfa'da programdayım. Ancak çarşamba perşembe günü geldim. Urfa'dasınız, anladım. Tamam. Bekliyoruz o zaman. Ses sanatçısı peki, Mehmet Bey. Peki yakın tut Neslihan, sen davet et. Bekliyoruz de. Tabii buyurun, bekliyorum, gelin. Evet. Neslihan Hanım'ın yerini alıyoruz. Seval'le devam ediyoruz. Seval'e kim? Evet. Muammer. Şimdi doğru oldu. Muammer Bey. Alo. Muammer Bey, Ankara'dan Muammer Bey. Duyuyor musunuz Muammer Bey? Buyurun Muammer Bey. Alo. Muammer. Ali. Ali. Şu an çalışıyormuş Muammer Bey, iş yerinde mi? Muammer Bey. Sen konuş kardeşim. Alo. Anlat, kendini anlat. De ki taze fasulye sevmem. Şimdi bak, arkadaşlar diyor ki Muammer Bey 45 yaşındaymış. İnşaat sektöründe çalışıyormuş. Ankara'da yaşıyormuş. Öyle düşmüş, mi Muammer düşmüş, Bey? Düşmüş, Muammer düşmüş. İnşaattan mı düşmüş? Nereden? Düşmüş. Nereden? Ha, hattan düşmüş. Hattan düşmüş. Olsun. Ya, gelsin mi böyle biri mesela? Gel diye desin mi arkadaşlar? Tabii ki. Gelsin. Buyursun gelsin. Buyursun gelsin ki efendim. Bekliyoruz Muammer Bey'i. Tabii ki. Gelsin efendim. Alkışlıyorum. Peki. Aşk acısı. Yönedim bir beni fırtınası. Bir kere olsun tam sırası. Evet, telefonlar var. Buluşmak isteyenler var. Devam. Gelen adaylar da var. Evet. Hem de büyükten böyle bir düğün, o da felekten şöyle o. Sonra tatile gideceğiz. Kıyamıyorum, düşeceksiniz diye aklım çıkıyor. Oraya biz bir güvenlik bariyeri yapalım. Oradan alalım, öyle o şekilde alıp düşecekler yoksa gerçekten. Aşağı hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni programınız hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Size de hayırlı uğurlu olsun. Ben İstanbul'dan evet katılıyorum. Evet. 50 yaşındayım. Maşallah. Hiç evlenmedim. Evet. Niye? Kısmet olmadı. Hayır, bir seçici Allah misin? Bir şey var bacım, nedir? Biraz o da var yani. Ha, neyi beğenmiyor mesela? Ne bileyim, adam sigara içiyor, istemem. Yani adam alkol alıyor, istemem. Ya da ne bileyim, adam tavırları güzel değil, kibar değil, nazik değil, istemem. Ya da şu 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 şuradan istemem. Anasına düşkün, istemem. Doğru söylüyorum. Ne doğru söylüyorum? Neden öyle olmadı? Öyle demeyin, senin anasına düşkün istemem demesinler. Kaç defa istemeye geldiler seni? Öyle demeyin. Öyle mi, anasına düşkün? Tabii demesinler. Her
çocuk anasına düşkündür canım. Evet. Onu öyle demezler. Seni istemeye gelmişlerdi en az 5 kere. Fazla geldi. Fazla 10 kere. 10 evet. kere istediler hayatını evet. şimdi. Ne dedin bunlara? Ne tür bahaneler söyledin? Ya hiç düşünmedim herhalde. Evli düşünmedin. O zaman düşünmemiştim. Ha evli düşünmedin. 2 yıldır düşünüyorum. 2 yıldır düşünüyorsun. Evet. Biraz daha düşünmesen zaten artık öbür tarafta düşüneceğiz yani. Yani niye? Bu ya Allah Allah. Bu yaşa kadar niye düşünmedin ablacığım? Yani. Kısmet olmadı. Kısmet olmadı. Yaş kaçta ayıp? 50 dedi 50. Artık düşün ama hemen düşünmek lazım. Düşünüyor zaten evet. kadın. Bir an önce düşün yani. Ama ben bir şey yine de merak ediyorum. Son 2 yıla kadar evlenmeyi asla düşünmedim diyor. Ne oldu ki son 2 yılda? Ne değişti? Onu çok merak ediyorum. Ya öğretmenlik yapıyordum. İkiş nakış öğretmeni. Sonra bıraktım. İşe girdim çalıştım. O da olmadı. Şimdi evlenmek için geliyorum. Ha, iyi tamam evet. peki Allah. Hadi. Ne bekliyoruz? Vallahi bir daha. Ailesine evet. düşkün. Sağlıklı. Allah korkusu var şimdi. Önce onu istiyorlar görüyorsunuz Allah değil mi? Korkusu. Evet. Peki. Hayır böyle birini bekle. Kaç yaşlarında böyle olsun? 55-60 yaşında 55, olsun. 55-60 yaşında olsun. Peki. Hayırlısı olsun Ayşe Hanım peki. için. Ayşe Hanım'la evlendirmemiz lazım. Hoş geldin. Evet. Ayşe Hanım'ı evlendirmemiz lazım. Devam. Hoş geldin Sedat. Hoş geldin Sedat. Şöyle gel biraz daha gel Sedat. Sedat hoş geldin. Kendini tanıt. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet Sedat. İlk önce yeni programımız için hayırlı uğurlu olsun teşekkür diyorum. Allah utandırmasın Sedat. Diyorum hepimizi. Amin. Amin hepimizi. İstanbul'dan geliyorum. 35 yaşındayım. Bir evlilik yaptım. Çocuğum yok. Evet. Müzikle uğraşıyorum. Müzisyenim, solistim. Aynı zamanda piyanistim. Güzel. Aynı zamanda usta direksiyon öğreticisiyim. Öğretmenim. Aynen. Çok güzel. Ben geçen programdan hatırlıyorum seni. Çok güzel bir sesin vardı senin. Çok teşekkür ederim Uğur Bey. Süper. Devam ediyor musun? Çok teşekkür ediyorum. Ben de bileyim. Ben de duyayım sesini. Bir söylesene sesini. O Seda Hanım merak etti. Ben de duyayım Sedat. Hadi. Seda Hanım merak etti. Sen Hadi. Bir tane. Tüm adaylar için şöyle. Herkes için. Sedat'ın o güzel sesini bir duyalım bak. Her şey her şey senin için, dualarım, duygularım, düşlerimde bakışların hep seni söylüyor şarkılarım, her şey her şey senin için, dualarım, duygularım, düşlerimde bakışların hep seni söylüyor şarkılarım. Umurumda değil, kim duyarsa duysun, varsın olsun, kim görürse görsün, bırak gitmeyi, kolay mı sanıyorsun? Söyle sevgimi herkes duysun. Duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara, ben onu seviyorum, çok seviyorum, seviyorum. Seviyorum ama çok seviyorum. Alkışlarınızı hep görmesin. Çok heyecanlandın, çok titredin. Çok heyecanlıyım Seda Hanım. Niye bu kadar? Öyle böyle değil yani. Ah
canım benim. Benim kardeşimin adı da Sedat ve şu anda çekildi, vizyona girecek olan filmin adı neydi? Bana Masal Anlatma filminde Sedat'ın o 90'lı yıllarda okuduğu, kardeşim Sedat Sayan'ın okuduğu şarkıyı kullandılar. Sana bakarken onu gördüm. Hem adınız Sedat hem sesin de güzel. Ama çok heyecanlandı ve çok titredi. Biraz alışsın, daha güzel şey yapacak. İlerleyen önce günlerde okutacağız sana. Yavaş yavaş ısınırım. İnşallah. İnşallah. Evet. Peki ne bekliyorsun? Ne bekliyorum? Tabii ki düzgün bir insan. Yanıma yakışacak, bana ayak uydurabilecek, beni gerçekten sevebilecek, gerçek anlamda sevebilecek. Bu çok önemli çünkü. Sayacak, en önemlisi benim en büyük kriterim saygı. Sen de onu sayacaksın. Tabii ki ben de onu sayacağım. Aynı şekilde bunlar karşılıklı olan duygular. Tabii. Birbirimizi sayacağız, seveceğiz. Allah ne verdiyse bir yastıkta ömür işi geçireceğiz diye ümit ediyoruz. Hadi bakalım, hayırlı olsun Sedat. Alkışlıyoruz Sedat'ı. Evet. Hayırlısı olsun Sedat. Buyur bakalım. Evet, tam mikrofonu alabilirsin. Onu Uğur'a verebilirsin. Uğur'cum tribünden Murat konuşmak istiyormuş. Murat Bey konuşmak istiyor. Mikrofon. Buyurun Murat Bey. Murat'cım yakın tut, mikrofonu unutmayalım. Yakın. Ece Hanım'a taliptim de. Bir dakika, ne dedi anlamadık. Anlamadık, duyamadık. Ne dedin? Ece Hanım'a talibim. Ece Hanım'a talip olmak istiyorsun. Evet. Ece Hanım. Ece Hanım. Gelsene yanımıza. Ece bir gelsene. Ece gel. Ece gel. Evet. Gel. Gel gel sarışınım dediler ama bu saçlar sarıdan da öte olmuş. Bu ne renk deniyor buna? Gri. Gri saç. Moda mı gri saç şimdi? Nasıl? Gri. Moda olabilir. Güzel ama Sharon Stone gibi. Ece de güzel kadın. Gel gel sarışınım, gel güzel. Gel gri ışınım. Murat oldu. Gel, Murat'ı da alalım yanımıza. Murat, Murat gel, gel yanıma. Alkışlayalım Murat, Murat Bey'i de. Ama Murat da, o da gri işin baksana, o da gri yani. Ya o yüzden mi bir çekim oldu, ne bu gri gri falan? Seninki doğal gri ama. Ama ben Murat'ı böyle hemen öbür mikrofondan nerede? Alalım. Murat'ı ben yanıma aldığımda, yani yanımıza aldığımda Uğur'cum çok dikkat ettim, böyle elini kaldırıp oynaması falan. Murat. Kendinden emin bir beyefendi. Evet. Zaten gelir gelmez de, gerçi siz arkada da birbirinizle karşılaşıyorsunuz. Makyaj odaları, koridorlar, yani insanların burada tribünde otururken de birbirlerine talip olmaları da normal değil mi Uğur'cum? Normal, çünkü içeride de görüyorlar, dışarıda da görüyorlar. Hatta ben hatırlıyorum, hiç programa çıkmadan içeride görüp beğenip dışarı kaçıp evlenenler vardı yani. Bir de serviste beraber gidiyorlar, geliyorlar, evet, birbirlerini görüyorlar. Dolayısıyla her an her şey olabilir. Olabilir. Değil mi? Ece. Şimdi, o zaman şöyle alalım, bir konuşturmak bir konuşun bence. Ben. Şimdi ayaküstü aceleşe değil mi? Bir oturup konuşsunlar bence. İstiyorum. Değil mi? Evet. Alkışlayalım bakalım. Evet. Al mikrofonu, al eline. Tümeninde. Mikrofon olsun. Tabii. Mecburen. Çünkü neden? Bir saniye. Murat dedi ki mikrofonla mı konuşacağız dedi. Çünkü sen bir anda sürpriz oldu. Sen birden Ece'ye talip olunca mikrofon takılmadı size. Onun için yakın tutun. Hadi el birbirinize mikrofon. Azıcık konuşun, biz de dinleyelim. Evet Ece Hanım, beyefendi. Birbirinize dönün. Sen ciddi niyetle bir görüşmek istiyor sizinle. Evet. Murat Bey mikrofonu yakın tutalım yalnız. Ben çok şaşırdım açıkçası. İlk önce onu söyleyeyim. Neden ben? Sen olduğun için sen. Yani. Ece, ben o zaman senin ön ismin de Nursel mi? Evet. Nursel Ece. Evet. Ben o zaman kendimi tanıtayım. Bence de. Evet, bir anlatın birbirinize. Kendini anlat. 31 yaşındayım. 19 yaşında. Çok mu uyandırdık bizi ya? İyi mi şu an? İyi. Ha iyi, evet. Tamam. 19 yaşında bir evlilik yaptım. Bu evlilikten bir çocuğum var. 5,5 yıl kadar evli kaldım. 6 yıldır bekarım. 6 yıl boyunca, yani sevgilim olmadı diyebilirim. Çünkü ben artık beynimi, kalbimi kapatmışım herhalde, bilmiyorum.
direkt red, yani hiç denemedim. Her şeyin yani bir sevgili olmayı denemedim. Burak, bilmiyorum belki. Her şeyin bir ilki vardır. Belki yaşananlardan, yaşadıklarımdan, onu bilmiyorum. Kitap okumayı çok severim. Sonradan edindiğim bir alışkanlık aslında. Ama çok seviyorum. Kitap okurum, spor yaparım. Bunun dışında oğlumla ilgilenirim. Eğlenceli bir anneyim. Bol kahkaha atarım. Aslında bugün burada heyecanlandım biraz. Yine de gülüyorsun. Gamzelerin çıkıyor, evet. Bak görüyorum. Yok, neşeli bir insan. Evet, teşekkür Murat, ederim. Yakın tut. Sen neşeli yakın, bir insan bak. Olduğu belli. Evet Murat, ayrıca, şimdi sen kendini anlat da biraz ikna et kızı şimdi... bakalım Murat, hadi. Ben kendimi nasıl anlatayım? İşe Murat gidiyor. Mikrofon nerede abi? Nerede? Heh. Şöyle yakın. Dondurma külahı gibi. Ağzına yakın. Yani işe gidiyorum, geliyorum. Abi bir hafta sonları var. O da bir şey yaptığımız yok. Ne iş yapıyorsunuz? Tekstil. Üretim mi? Nasıl? Üretim mi? Üretim. Tekstilde. Satış. Bursa'da üretim. Ece, çocuğumla, çocuğun sende mi? Çocuğum babaannesiyle, yani babası babaannesi. Hafta sonları genelde almaya çalışıyorum. Müsait olduğum zamanlarda. Nasıl? Yani, aranız nasıl? Çok iyi, çok... Görüşebiliyor musunuz? Evet, sürekli. Yani bir kısıtlama yok aslında. İstediğim zaman görebiliyorum. O konuda çok çok şanslıyım. Evliliğimde şanslı olmadığım kadar o konuda şanslıyım. Ayrılsak bile çocuğumla sürekli beraberim. Hiçbir ne sıkıntım güzel. Yok. Bundan sonra olur mu? Murat, mikrofonu yakın tut. Neden Ece'ye talip oldun? Ne oldu? Seni ne cezbetti? Yani ne bileyim. Buraya niye geldik? Evlenmeye geldik. Evet. Evlenmek için de Ece ile bir tanışmak istedim yani. Ece mi? Senin dış görünüş olarak en uygun o mu geldi sana? Evet. Ama hoş kadın. Güzel kadın. Aslında insanın dışı içini yansıtır derler ama. Evet. İnsanın dışı içini yansıtır derler ama ne kadar beni, yani dışarıdan bakınca nasıl gördünüz bilmiyorum. Yani İyi. O çeken ne onu. İyi gördüm. Aslında merdivende bir iki bakışlarını yakalamıştım ama hiç ummuyordum. Öyle mi? Evet. Merdivenden indiğimde bakışlarını yakalamıştım. Beklerken merdivenlerde ben yukarıdaydım, aşağıdaydı, arkama baktığımda. Bana bakarken bir iki kere gördüm ama gerçekten hiç ummuyordum. Çok şaşırdım. Evet. Belki birilerine benzetmiştir diye bakıyordum. Murat abi sen en son ne zaman böyle bir evlilik ön görüşmesi yaptın bir bayanla? Çok antrenmansız gördüm seni yani hiç. Ben ilk defa. Bir şey demiyorsun, insan bir şey, güzel iki çift laf söyler, bir espri tamamdır. Yapar, bir altından girer. Bir terledim. Evet. Çok sıcak burası. Stres yaptılar. Ya, peki, evet. Bence siz konuşun biraz aranızda. Evet. Telefon bağlantımız var. Fatih Bey'e telefon değil Fatih. Mi? Duru Hanım arıyor. Alalım Fatih Bey'i buraya o zaman. Fatih Bey'i yanımıza alalım. Evet, Fatih alkışlıyoruz Bey. Fatih Bey'i. Fatih dikkatliyin oradan. Fatih Bey geliyor. Alo. Alo. Sesim geliyor mu? Geliyor. Biraz daha yüksek sesle Duru Hanım. Buyurun kendinizi anlat. Buyurun hoş geldiniz. İstanbul, Ankara'dan arıyorum. Evet. Anaokulu öğretmeniyim. Evet. Ankara'da yaşıyorum. Ailem İstanbul'da. Evet. Evet. Sizi canlı yayında gördüm. Bu arada iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Öyle yani size talibim. Peki daha önce evlendiniz mi Duru Hanım? Hayır, hiç evlilik yapmadım. Peki yaşınız kaçtı? Pardon? Yaşınızı alabilir miyim? 24. Ha 24. 24. Duru Hanım, Fatih Bey dinlediniz mi? Antalya dedi, kasap dedi, et dedi, keseriz dedi, biçeriz dedi, beraber çalışırız dedi. Böyle bir meslek düşünüyor musunuz? Mesleğiniz var mı? İşte öğretmenim, anaokulu öğretmeniyim. Anaokulu öğretmenisiniz, evet. Güzel. Öğretmen. Duru Hanım, sizi davet etsem ne zaman gelebilirsiniz? İşte cumartesi, pazar günü önce haftaya olur. Cumartesi, yani. Pazar.
Şimdi bizim hafta içi 5 gün, 16'da başlıyoruz. Cuma'ya kadar ama istersen bir dükkanı açarız sizin için cumartesi. Yok, bir saat geliriz yani. Sen pazartesi gelebilir misin? Pazartesi ya da cuma. Pazartesi günü gelirim. Pazartesi olur. Pazartesi. Tamam. Peki hiç evlilik yapmış mı Fatih Bey? Ben mi? Evlilik mi? Evet. Hayır, evet. Daha önce hiç evlenmedim. Nişan da yaşamadım. Peki evlilik güzel de yaşamayı düşünüyorsunuz? Antalya'da. Antalya'da. Tabii iş yerim orada, çevremiz güzel, orada. Güzel, sıcak böyle güzel. Denizi var, evet. Havası güzel. Antalya güzel. Anladım. Tamam pazartesi o zaman gelirim, görüşürüz. Tamam, bekliyoruz. Peki Duru, hoşça kal hayatım. Alkışlıyoruz Fatih, Duru'yu. Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki resmimize. Oradaki sevgililer özenip birer birer gün olur erişirler ikimize. Cumhur Bey geldi. Cumhur Bey'e talip var. Emine Hanım talip. Cumhur Bey. Evet. Merhaba Emine Hanım. Merhabalar. Nereden arıyorsunuz? İstanbul'dan arıyorum. Kaç yaşındasınız? 36 yaşındayım. İki çocuk annesiyim. İki, evet. Çocuk annesiniz. İki çocuk annesiyim. Mahkeli evlerdeyim. İstanbul sen çocuk istemiyordun ama. Evet. Emine. Çocuklar. Vallahi Cumhur Bey'i ikna et. Çünkü çocuklu istemiyorum demişti. Çocuklar yanınızda mı Emine Hanım? Kızım yanında. Oğlum babasında. Kızınız kaç yaşında? 18 yaş. 18 yaşında. Siz bir iş yapıyor, evet, musunuz? Ben Engelliler Denişme Derneği'nde çalışıyorum. Evet, şu an çalışıyorsunuz. Evet. Evet. Size talibim. Ne yapalım, gelsin mi acaba? Bir görelim mi? Konuşalım. Emine Hanım, bir gelin görüşelim. Bir görüşelim. Bir görüşelim. Davet ediyorum sizi. Peki. Hayırlısı tamam, olsun. Pazartesi. Evet. Tamam. Pazartesi tamam, olabilir. Görüşmek üzere. Teşekkür, peki, ediyorum aradığınız peki, için. Peki. Pazartesi bekliyoruz Emineciğim. Hoşçakal. Çok beyaz geldin bana. Panakta mı büyüdün? Oy oy Emine. Güneş almadı sana. Güneş almadı sana. Parmağında yüzükler. Kolunda bilezikler. Oy sana dolanayım. Oy oy Emine. Kıyamadı, naza çekip beni yormadı. El ağzına sakız yapmadı. Kıymadı, bana kıyamadı. Bana bugün bayram. Bir daha sorsam. Kendimi paralıyorum basamak diye. Kimse beni duymuyor arkadaşlar. Evet, hoş geldiniz, geldin efendim. Nasılsınız? Hüseyin Bey abi, hoş geldin. Umut efendim. Hüseyin Bey. Mikrofon yakın. Kutlu olsun. Yeni yılımız kutlu olsun. Allah bizi bekarlıktan kurtarsın. Allah kurtarsın. Evde kaldık. Evde ne dedik? İnşallah evleneceğiz. İnşallah. Kendinizi tanıtın. Beşiktaş'tan mahvolduk. Hayırlısı olsun. Olacak inşallah. Olacak. Kendinizi tanıtın yakın. Yaş 59,5. Emekliyim. Ekonomiyle uğraşıyorum. Balıkçılık yapıyorum. Didim'de yazdığımız var. Evet. Böyle yaşayıp gidiyorum. İstanbul'da mı yaşıyordun abi? Didim'deyim efendim. Didim'de yaşıyorsun Aydın sürekli. Aydın Didim. Güzel. Aydın Didim'de yaşıyorsun. Ne bekliyoruz? 35'ten 55 arasında bir bayan bekliyoruz tabii. Evet. Güzel olacak, alımlı olacak, hı-hı, çekici olacak. Olacak yani. Emekli olacak. Hı. Evi olacak. Evlenip ayrılmış olması, çoluk çocuk fark olması. Etmez. Fark etmez. Başka? Bu kadar. Beşiktaşlıyım. Emekli Yay değil. Mesela emekli değil kadın. Beşiktaşlı değil mesela. Şurası uyarsa okey. Fenerbahçeli mesela. 55 de olabilir. Fenerbahçeli. 65 de olabilir. Fenerbahçeli mesela. Yakın tut. Evi yok mesela. Evi yok. Fenerbahçeli olduğum hiç olmaz da. Galatasaraylı olursa olur. O da olmaz. O da olmaz. Beşiktaşlı olacak ona göre. Ona göre. Beşiktaşlı. Evi olması olur. Önemli değil. Şaka söylüyorum canım. Şaka söylüyorum. Allah ne nasip ederse o. Amin inşallah. Yeni yılımız hepsi tekrar hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bakalım hepsi ne olacak. Hepinizi seviyoruz. Sizin de yeni işiniz hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Sultanların en güzeli, en tatlısı. Teşekkür sağ ederim. Sağ teşekkür olun. Ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Evet. Her şey.
Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Kara kara gecelere perde çekiyorsun. Aşka geliyorum mu? Neşe hoş geldin. Hoş geldin. Hoş buldum. Mikrofonu yakın tut. Evet, kendini tanıt hayatım. Evet. İlk önce programımız hayırlı uğurlu olsun teşekkür diyorum. Teşekkür ederiz Neşe Hanım. Ben İstanbul'dan katılıyorum. Evet. 55 yaşındayım. Evet. Emekliyim. İki tane çocuğum var. Çocuklarım büyük. İkisi de evli. Oh ne güzel. Ben yalnız yaşıyorum. Evet. Biraz şimdi çok heyecanlıyım. Kaç yıldır yalnız yaşıyorsun? Ben 10 yıldır yalnızım. 10 yıldır. Eşim rahmetli olalı. Allah evet 10 yıl oldu. Tabii bunun yanında annemi de kaybettim. Babamı da. Hepsi rahmetli Allah oldu. Ben tek başına kaldım. 10 yıldır tek başına yaşıyorsun. Kendi evinde. Şimdi kendi evimdeyim. Yalnız tabii babam 2007'de rahmetli oldu. Aa. Annem 2003'te. Onlar da gidince zaten hayat hepten İnsan bir bomboş. Evet. Bir arkadaş istiyor evet, değil mi? Evet o kadar yanına? Kötü oldu ki yani sanki böyle kanadı kuruk, kırık kuşlar gibi. Doğru söylüyorsun. Yalnız çok kötü oluyor insan. Doğru. Tabii ben de İstanbul'da kendi evimdeyim. İstiyorum ki kendime uygun, yaşıma uygun bir beyle. Bazen İzmacı diyorlar ya hani aman bu yaştan sonra ne yapacaksın? Hayır aslında o yaştan evet. sonra daha önemli değil mi? Bir arkadaş tabii. sohbet edebilmek, evet. bir şeyler paylaşabilmek, birbirine bir şey kitap tavsiyesinde bulunmak, tabii. aynı kitabı okumak, çok diziye beraber takılmak. Evet. Değil mi? Beraber tabii şimdi yalnızım mesela diyelim ki çarşıya gidiyorum bir şey eksik olsa unuttuğum zaman geri dönüp bir daha alma şansım olmuyor. En azından diyorum ki bana evde de yardım edecek bir eşim olursa diyorum. Hani ben evde yemek yaparken o da alışveriş yapar. Yani yapar. Beraberce hayata paylaşırız arkadaş. Diye düşünüyorum. Bir arkadaş tabii, tabii bana da aynı şeyi söylüyorlar. Hani bu yaştan sonra öyle ne yapacaksın? Denen çok doğru. Evet evleneceksin olur diyorlar. Olur mu? Asıl bu yaştan sonra evet, arkadaş lazım. İstemiyorlar ama ben de bakıyorum ki gerçekten yalnızlık çok zor çünkü yalnız yaşamayan yalnızın ne olduğunu anlayamıyor. Anlayamaz. Onun için bir de ben şunu söylemek isteyeceğim. Yaşı tabii benden küçük olsun. Ben öyle istiyorum. Çünkü madem hep beyler diyor ki benden genç istiyorlar. Ben de ben genç de bir erkek istiyorum. Evet bu da benim mesela hakkım diyorum. Ne kadar genç mesela 50-55 yaşında. İstiyorsun. Yani 50 yaşında olabilir. Yani 5 yaş tabii. Evet. Olabilir çünkü birimizden birimize bakmalıyız diye düşünüyorum. Hani o bana bakması lazım. Ben de ona bakmalıyım diye düşünüyorum. O yüzden ben de yaşça küçük olsun benden. Ben çünkü nasıl söyleyeyim gezmeyi çok seviyorum. Eğlenmeyi bana ayak uydursun diyorsun. Evet. Bana anladım. Ayak uydursun. Hayırlısı olsun. O yüzden, gezelim, eğlenelim, genç evet, olsun diyor. Evet, genç Meşan. Olsun diyor. Hayırlısı bana olsun. Bana yardım etsin. Hayırlısı olsun efendim. Evet. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Evet. Ve bir telefon mu var? Telefon var. Neslihan. Kime? Neslihan. Neslihan. Mustafa Talip. Neslihan, Neslihan geldi. Gel ama. Bakalım. Evet. Sen konuş. Alo. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Sağ olun. Uğur Bey, yayın hayatında başarılı diliyorum Uğur Bey. Teşekkür. Ben Rusty Show. Efendim? Rusty Show. Kral Efendim'den. Ne show? Rusty Show. Rusty Show. Nerede, evet. Nerede yaşıyorsunuz? Şu an Kastamonu'dayım. Kral Efendim'de çalışıyordum biliyorsunuz. Tamam, Musti evet. Kastamonu'da mı yaşıyorsun? Ne yapıyorsun? Evet, Kastamonu'da Cide'deyim. Hayırlı yayınlar, yayınlarınızda başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz, sağ ol. Aa, çok güzel. Sen artık sıra evlenmeye geldi mi? O kadar oldun mu sen ya? Kaç yaşındasın evet. şu an? Şu an 37'yim. Vay be, 37 olmuş Musti. Sen yaşlanmışsın Aa, oğlum. Biz 100 olduk o zaman sen 37 olduysan Musti. Yaşlandın sen. Evet. Vay be. Saygılar, çok... nasılsınız? İyi misiniz efendim? İyi, sağ ol. Sen ne yapıyorsun orada şimdi? Şu anda tatil yapıyorum. Tatil yapıyorsun. Kastamonu'da da... soğuk sudayım. Bir şey söyleyeceğim. Neslihan'a da renkli tipler talip ha. Biraz önce de Neslihan, evet. türkü söylüyorum diyordu türkü kardeşimiz söyleyen, değil mi? Şarkı söyleyen. Kastamonu'da Çakılı Köyü'nden herkese sanatçı, selam var size. Sanatçıdan medyadan şansı açık Neslihan. Evet. Peki sen şimdi hemşerin o da Kastamonlu Neslihan'da. Gördün beğendin öyle mi Musti? Evet efendim. Bir konuşun o zaman hadi Mustafa. Evlilik ne yaptınız mı? Hayır yapmadım. Tekim. Benim kimsem yok. Yalnız yaşıyorum. Ben bir evlilik yaptım. İki tane çocuğum var. Olabilir. Sizin için bir sorun olmayacak mı ama çocuklar? Hayır ben çocukları çok severim. Anladım.
Olmayacak derse gerçekten olmaz yani, öyle bir çocuktur yani. Böyle. Tamam, buyursun yani gelsin. Bu çocuğun kafasına vur, ekmeğini elinden al, akşam iki posta döv, bulaşıkları yıka, çamaşırları çitile. Öyle bir çocuk yani bu. Ay, öyle hiçbir erkek mi? Öyle bir kadın da istemez. Öyle bir hiçbir kadın değil, öyle bir adam da istemez. Erkek de öyle bir kadın istemez, kadın da öyle bir erkek istemez. Mustafa. Efendim Mustafa. Efendim. Ne dedin, duymadım. Ben kendim yapıyorum efendim. Her şeyimi ben kendim yapıyorum. Her şeyini kendi yapıyor çocuk ya. Evet efendim. Teşekkür ederim. Gel söyleyip kendi teşekkürünü de kendi yapıyor ama. Mustafa sen gel. Ne zaman geliyorsun? Yani. Gelsin mi? Dur ben gel dedim ama sen bilirsin. Tabii tabii. Hani. En yakın zamanda yarın gelsin gelebilir. Mi? En yakın zamanda tabii, yarın. Tabii gelebilirim. Uğur Bey'i çok seviyorum. Yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Sağ ol Mustafa. Yarın bekliyoruz seni. Hadi gel seni yarın bir evlendirelim. Yarın geliyor musun? Tam Kastamonu, Cizre'ye, Çakıl Köyü'ne herkesin selamı var size. Sen de selam söyle köydeki geliyor herkese. Geliyor muymuş yarın? Geliyorsun değil mi yarın? Neslihan gel diyor yarın. Teşekkür ederim, geliyorum. Getir köyden anneni, babanı, dedeyi falan getir istemeye kızı gelmişken. Olursa hemen bitirelim işi. Yalnız ben kimsem yok, tek başımayım. Olsun. Ben isteğim sensiniz. Olsun, biz onun tamam kimsesi oluruz. Tamam, biz oluruz. Peki. Evet. Peki, alkışlıyoruz Musli'yi. Sensiz olamam ki, haydi şimdi gel. Yalnız kalamam ki, haydi şimdi gel. Kollarına al beni, şimdi gel. Ah şimdi gel. Peki, Murat'la Ece. Bu arada evet, konuştunuz, kaynattınız. Ece, sen kapı gıcırdasa benim gibi oynayanlardan mısın? Ben de öyleyim. Çok mutluyum yanıma bir arkadaş bulduğum için. Mesela şuradan geçerken biri şöyle bir ritim yapsın, ben tak yapıyorum. Böyle bir kadınım. Sen de galiba öylesin. Evet. Güzel mi oynarsın yoksa bu oynarım yani diyorsun? Oynarım yani. Bir oynasana. Gelsene. Seda ile bir düet yapın, düet. Gelsene. Bir dakika. Ha, bunu oynamaz. Peki. Murat da gelsin. Murat bunu oynar mısın? Oynarsın demin Murat böyle elini kaldırarak. Murat düğününde oynamayız bak. Haklı ya, bunu oynamaz o, istemez o. Başka bir şey oynayacak. Bu de be. Ne istiyor Murat? Ne havası mu istiyor? Bu ne istiyor? Bu bir şey nereliydi istiyor Murat ama dur bakalım. Neresiydi onun memleketi? Unuttum. İstanbul. İstanbul mu? İstanbul çiftetellisi. Seviyorsun. Sözlerin seni ele veriyor, sen de istiyorsun. Eninde sonunda benim olacaksın, hadi naz yapma. Sevgiyi, aşkı bende bulacaksın, ya bana atma. Bıktırma, usandırma, yeter beni kızdırma. Olmadı bu, olmadı bu. Bu yok. Murat istedi. Bu olmadı Murat. Murat ne istedi? Bu ne böyle ya? Aa. Şuraya dikkat et arkana. Niye? Tamam otur sen, sen. Ece oynasın ya. Ece'ye göre bir kesti şey olsun. Ece şöyle seyirciye dönerek. Evet.
konuşma kaynana, kızın alır giderim. Ben bir karabiberim, yuvarlanır giderim. Çok konuşma kaynana, kızın alır giderim. Hap koydum, hap koydum, içine de hap koydum. Kaynana muradını, kanatlı melek koydum. Hap koydum, hap koydum, içine de hap koydum. Kaynana muradını, kanatlı melek koydum. Bravo. Bir şeyler alıyorum. Mikrofonu vereceğim. Evet, karar anına geçelim artık. Oynatmak istedim vallahi, kimse kusura bakmasın. Çünkü kapı tıngırdasın, kapı gıcırdasın oynarım diyen hatunları ben merak ediyorum. Aynen öyle olduğum için öylesiniz değil mi? Demek ki teker teker ilerleyen zamanlarda oynatacağım. Karar anı. Murat. Şimdi arkadaşlar. Sen geldin. Evet, Murat talip olarak geldiği için. Ece. Ece karar verecek. Ece, cesaretinden dolayı yapalım. Gerçekten Ece, tebrik ediyorum. Ece şöyle kendisi. Yapacağız bir dakika. Şimdi Murat dön. Önce söylemek istediğin bir şey var mı? Ya yani en son bak kararını veriyor artık. Onaylamasını isterim. Onaylamasını istiyorsun. Evet. Peki Ece'ye 10 saniye. Bana söylediklerini biraz söyler bekleyelim. Misiniz? Ne söyledi Söyle. Sana? Neden talip olduğunu. Ne söyledin kıza? Kötü bir şey mi söyledin? Ne dedin be? Bir şey mi yaptı? Ne yaptı? Ne oldu? Yok. Daha önce bir sevgilim vardı, ona çok benziyor. Daha önce bir sevgilin vardı, yakın tut mikrofonu. Ona çok benzediği için talip oldun. Ha, İşte olabilir. Hemen hayır cevabını aldın. Yani. Ben de bozuldum, gerçi bozuldum ama olabilir. Peki bir şey söyleyeceğim. Peki. Uğurcuğum diyorum ki. Evet. Biraz bir minik 10 bir zaman düşünsün. Verelim, 10 saniye zaman verelim. Düşünsün. Karar anı başlasın. Evet, karar anı başlasın. Ece biraz düşüneceksin. Sonra kararını alacağız. Bakalım Ece ne diyecek? Evet mi diyecek, hayır mı diyecek, yoksa bir görüşme odasında görüşelim mi diyecek? Düşün. Evet Ece, karar. Sadece cesareti için bir çay içelim diyorum. Bir çay içelim diyorsun. Evet. Ve tamam. Bütün cesareti olan herkesi bekliyorum. Bravo. Kendim içimde bir seni seçtim. Kalbimi sana, ben sana verdim. Güzeller içinden bir seni seçtim. Kalbimi sana, ben sana verdim. Locada, balkonda çok evet. Afilli. Balkon güzel, İstanbul Boğazı manzaralı efendim. Oradan evet. Aşağı sarkmayın fazla, dikkat edin. Sakın. Birbirinizle konuşun. Sakın. Peki devam ediyoruz. Evet. Telefon bağlantısı var ilk önce. Alalım bakalım. Ergün'e. Evet, Ergün Bey buyurun. Buyurun. Dikkat et orada. Alkışlayalım Ergün Bey'i. Alo. Evet, Ergün Bey'in telefonu. Alo. Alo. Düştü mü? Düşmüş. Düştü mü? Ayşe galiba. Ergün abi ya. Ayşe Gül Hanım aradı seni. Ayşe Gül Hanım Ergün Bey'e talip aradı ama şu anda hattan düştü. Hatta. Tekrar. Hatta mı? Bağladık mı tekrar? Bağlamışız. Alo diyelim. Alo. Alo. Ayşe Gül Hanım. Ergün Bey merhabalar. Pardon sesiniz. Biraz yüksek sesle. Evet. Alo Ergül Bey. Efendim. Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor, buyurun. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ya merhaba. Kusura bakmayın lütfen, telefon kapandı. Önemli değil, buyurun. Ben de şu an sizi kuaförden izliyorum. Alt katına indim, bilmiyorum çekiyor mu? Sesim geliyor mu size? Şu anda geliyor sesiniz, buyurun. Merhaba Ergül Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Ya ben az önce sizi gördüm, bilmiyorum. İlk defa birine talip oluyorum, şu an çok heyecanlıyım. Buyurun. 35 mi? İsmim Ayşegül. Evet. Evet. 33 yaşındayım. 33 yaşındayım. Evet. Bu arada Uğur Bey, Seda'nı sizleri çok seviyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. 33 yaşındayım. Hiç evlilik yapmadım. Evet.
Kendim Malatya'da kalıyorum ama şu an Ankara'dayım. Evet. Ay olsun, yılbaşı tatili ayrıldım, için ve iş için. Yılbaşı tatili ve iş için geldik. İkisini bir arada yaptık kardeşlerimle. Ve ben kuaförlüğüm şu anda. Altına çıkmam gerekiyordu arkadaşlar. Rica ettim lütfen beni bağlayın diye. Siz şu an iş yerinde misiniz? Evde misiniz? Neredesiniz? Ben şu an Ankara'da bir kuaförden birazdan çıkacağım. Özellikle arkadaşlardan rica ettim. Evet lütfen bağlar mısınız diye. Altına çıkmam gerekiyor. Uçağımız var 7:30'da. Peki Ayşe Hanım. Ben sizinle görüşmek istedim. Kendim tekstil işiyle uğraşıyorum. İmalathanem var. Evet, İmalathanesi var Ayşe Hanım. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'de tanınmış firmalardan biri ama galiba isim vermem yasak, o yüzden veremeyeceğim. Ayrıca iki tane bayiliğim var. Yani ürettiğim ürünlerden satıyorum da. Bayilik de var. Evet. Güzel. Evet. Maşallah. Peki davet etsem ne zaman gelebilirsiniz Ayşe Hanım? Şöyle söyleyeyim, ben hani daha önceden görmüş olsaydım muhakkak hani bugün oraya gelirdim. Hı hı. İnanın bugün oraya çıkar gelirdim ama şöyle söyleyeyim, ben şu an geri gidiyorum tekrardan Malatya'ya. Evet. 2-3 gün sonra gelecek? Yani. Peki ne zaman gelebilirsiniz? 2-3 gün içerisinde geri gelirim ben. 2-3 gün sonra. 2-3 gün sonra. 2-3 gün sonra. Anladım. Yani ancak böyle olabilsin. Ben geri dönüp tekrardan siparişleri vermem lazım. Ancak ondan güzel sonra gelebilirim. Peki Ayşegül Hanım, peki şimdi ya, şöyle mi oldu? Bugün siz hani uçağınız var, yarım saat sonra Ankara Malatya'ya gideceksiniz. İki tane bayi var, tekstil üretim yapılıyor. Bir taraftan kuaförde saçlar yapılırken böyle ekranda beyefendiyi gördünüz. Uçağa yetişmeden önce şuna da bir talim oluvereyim. İnanın bana tam makinelerini kapattırdım. Vallahi Uğur bravo Bey. Ya. Bravo. Ya tamam. Neye hoşuna gitti diyeceksiniz Ergül Bey'in. Hani girişte sizinle böyle bir sempatik bir gülüşmesi falan oldu ya. Ama çok temiz. Ya baksana yüzünün güzelliği, kalbinin güzelliği aynen, yüzüne yansımış. Aynen. Gerçekten öyle bak. Sempatik bulmuş seni. Şu an ben izleyemiyorum televizyon yukarıda olduğu için. Kız kardeşim ve erkek kardeşim de yukarıda. Onlar izliyorlar. Beni almaya geldi erkek kardeşim. Şu an onlar izledik için. Ben izleyemiyorum. Alt kata indim konuşuyorum. Ses olayından dolayı. Evet. Peki, ama sizin görmen internetten izleyeceğim. Seni bekliyoruz tatlım. Ayşe Dağlı'cığım, özellikle seni de görmeye geleceğim. Çok seviyorum seni. Hayranım yani. Evet. Peki teşekkür ederiz Ayşe Hanım. En kısa zamanda bekliyoruz seni. Çok teşekkür ediyorum Seda Ablacığım. Güle güle, güle canım. Güle teşekkürler, güle bekliyoruz. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar arkadaşlar. Sağ ol. Peki, alkışlıyoruz Ayşe Hanım. Gelin aşk acısı, gelin dinmedi fırtınası. Bir kere olsun tam sırası. Evleneceksen gel. Kuaförlerde Gözde'ye falan. Gözde'ye talip var. Valla kuaförlerde falan açılmaya başlandıysa maşallah artık şu an Türkiye'nin kuaförlerinde, bakkallarında, manavlarında, kahvelerinde açılmış belli ki. Daha çok bilmeyen program de var. Böyle böyle duyacaklar. Evet, tamamdır. Bu iş değil tamam mi demektir. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Evet. Gözde'ye talip var. Evet. Gözde'm buyurun. Gözde gel hayatım. Evet. Gözde sen merhaba de konuş. Alo. Merhaba. Öncelikle iyi günler Seda Hanım. Programınız hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz canım. Sağ ol. İnşallah başarılarınızın devamını dilerim. İnşallah. Amin inşallah. Ben Yavuz Öztürk. Ankara'dan arıyorum. 24 yaşındayım. Evet. Elektrik teknisyeniyim. Evet. Yalnız yaşıyorum, Ankara'dayım. Aslen Karslıyım. Evet. 24 yaşındasın. Sen kaç yaşındasın Gözde? 25. 21. Hı-hı. Ha iyi. 21. Evet. Gözde Hanım'ı görünüş açısından çok beğendim ve onun için talip olmak istedim. Tabii o da kabul ederse. Biraz sor bir şeyler. Ne iş yapıyordunuz? Yani. Elektrik teknisyeniyim. Anladım. Ailenizle mi yaşıyorsunuz? Yok hayır. Yalnız başıma yaşıyorum. Ankara'dayım. Daha önce evlilik yapmış mıydınız? Yok, hiç evlilik yapmadım. Anladım. Ne zaman gelebilirsiniz? İşlerim biraz yoğun da ben en kısa zamanda ama gelmeyi düşünüyorum. Şimdi en kısa zaman derken bazen uzuyor ama bu arada mesela gelip görüşüp evlenip gidenler oluyor. Beyefendi, evet. Hanımefendi evlendikten 2 ay sonra geliyor ben aramıştım diye. Aramıştın ama abicim 2 sene öyle geçti bir yani. Şey olmaz. Ben en kısa zamanda geleceğim. Peki. Tamam. Peki bekliyorum. İyi günler, görüşürüz. Peki tekrar. Efendim, bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Peki, telefon evet bağlantımız Şayma için. Şayma, gel tatlım yanımıza. Gel Şayma.
Şeyma, bu bizim Şeyma mı yoksa ya? Bizde de Şeyma diye bir isim var Türkçe'de. Şeyma. Şeyma değil mi? Aynısı mı? Ha Şeyma. Şeyma. Ha öyle, böyle yazılıyor. Peki, ama sizde Şeyma. Şeyma diye yazılıyor. Şeyma. Ama Şeyma. Şeyma. Şeyma'nın talibi de Iraklı. Doğru söyledim değil mi? Ben Iraklı. Ben acaba arayan mı? Talibi nereli acaba? Kutsal Bey. Bir bağlanalım. Sanki bakalım nereden gibi arıyor. Bakalım. Irak'tan mı arıyor yoksa? Alo. Alo, merhaba. Ben Kutsal. Kutsal. Evet. Kutsal Bey. Şey olsa Şeyma, Irak'tan arasa ister misin Irak'tan evlenmek biriyle, yoksa Türkiye'den mi istiyorsun sen? Türkiye'den. Yok, ben istiyorum. Küçükçekmece'de yaşıyorum. Hayır, Irak'tan değil, Küçükçekmece'den, buradan. Evet. Hayır, evet. Çok Irak değilmiş, yakınmış, Irak değil, evet. Küçükçekmece. Kutsal, hoş geldin. Evet. Hoş bulduk. Seni baş başa bırakıyoruz Şeyma'yla. Şeyma, senin sorularını sor. Merhaba. Istersen. Ben Küçükçekmece'de yaşıyorum. Tiyatrocu, oyuncuyum mesleğim. Buraya yakın. Kaç yaşında? 45 yaşındayım. 45 yaşında, tiyatrocu. Sizin Arapça tiyatrocu ne, ne demek? Tiyatrocu. Sanatçı yani, sanatçı, aktris. Muhriş. Aktör. Muhriş. Sen aktris, o aktör. Kızımız... Yanım da var. Şimdi şarkı okuyor yapıyorum. Yaşasınız. Müzik aletleri çalabiliyorum. Ne diyor? Anlamadık Kutsal. Müzisyen yanım da var. Şarkı okuyup müzik aletleri çalabiliyorum. Maşallah, tiyatro, oyunculuk, müzisyen, her şey var. Hepsi var. Kızımız genel cerrah yalnız. Bak böyle... Herkese vermeyiz Şeyma'yı. Ama biliyorum. Ben onu insanları severim. Ünlü insanları severim. Evet. Eğer çağırırsa... Çok ünlü değil ya, böyle dediğine bakma bana. Olsun, onu demek istemiyor. O da diyor ki yani bu sanatçı işte... Sanatçı insan severim diyorsun, öyle mi? Müzikle uğraşan insanı severim. Onu insan severim. Ünlü insan seviyorsun. Evet. Kutsal, bak ünlü insan severim diyor. Ne diyorsun? Ama şey, ben pek evet, yaşlıyı istemiyorum. Yaşlı kaç? 45 yaşında? 45. Yaşlı 45 mı? Yaşlı mı? Ben yaşımı 15 göstermiyorum. Yaşında var. 15 yaş fark var diyorsun. Evet, çok. Kutsal istemiyor, diyor ki ama 15 yaş fark var aramızda, ben istemiyorum diyor. Ama görse 35 yaşında gösteriyorum ben. Tamam, buyurun. Gelsin. Tamam. Gelsin diyor, gelmek istiyor musun Kutsal? Gelmek istiyorum ben. Peki, o zaman gel Kutsal. Peki, o zaman gel. Peki, Şeyma şöyle alıyoruz yerine. Evet. Evet. Adaylarımızı tanıtmaya devam ediyoruz. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Zeynullah Hocam, hoş geldiniz. Ben tanıyorum daha önceki programdan. Zeynullah şöyle... Hoca'yı çok uğraştık evlendirmeye ama bir türlü olmadı. Büyük İnşallah üstadım Uğur Arslan. Evet. Narin, nadir, gözde ve güzel bayan Seda Sayan. Sağ olun. Topluca hepiniz hoş bulduk sayın seyirciler. Hoş bulduk hocam. Evet. Hazır gelmişken seni evlendireceğiz. Bu sefer kesin evlendireceğiz. Kesin. Ama bugün programımızın ilk hocam günü. Dedin. Hoca. Bildiğin imam hoca. Öyle mi? Evet. Aa, çok hocam memnunum. Bir hayırlı olsun duası yapsana şimdi bize. Aa, şöyle bir cümle. Önce şunu söyleyeyim. Evet. Mikrofonu yakıttık hocam. Konuyla alakalı olduğu için samimiyet. Samimiyet. Yani evlilikte de duada. Evet. Duada hiçbir zaman el kaldırmak değil maksat. Maksat duada samimi olmak. Doğru. Kalpten. Doğru. Her şey yürekten. Bu evlilikte de geçerli. Ha, siz ne kadar dersiniz, benim de ne kadar samimi olduğum evlilikte belli. Doğru. İçten dualarımız. İçten. Samimi İçten. Olmak. Bu arada. Evet. İsmim Zihnullah. Çanakkale, Biga'da yaşıyorum. Hiç evlenmedim. Geçen akşam bir yazı gördüm. Bekleyen bulduğuna razı olur. Giden tüm aradığı özelliklere layık birini bulur. Kalktım ben de geldim. İyi yapmışsın hocam. Dört dörtlük bir değilim. Ama dört ikilik olabilirim. İnsan evladıyız. Hatalarımız da olabilir. Evet. Tabii ki. Burada olsam ne olur, olmasam da olur. Ama az önce demiştim ya, giden aradığı özelliklere sahip bir insanı bulur. Ve şu anda madem ben dileklere geçeyim bu arada. Evet. Arkadaşlarımızın samimi olduğuna inanıyorum. Arkadaşlarım için diliyorum ki yanınıza yakışan değil, gönlünüze yakışan, çok zengini değil, iyi niyetli, temiz yürekli insanlar en yakın zamanda adaylarınız olsun, sıcak yuvanızın temelleri burada kurulsun, amin. Nikahlarınız yine
burada kıyılsın. Amin. İnşallah. Amin inşallah. Teşekkür ediyoruz hocam. Sağ ol. Zeynullah hocamı yerine alıyoruz. Hayırlı olsun son diyoruz. Son olarak şunu İnşallah söylüyorum. Sana da hocam. Hayatınızın bundan sonraki safhasında başınıza gelebilecek her ne varsa huzur ve mutluluk olsun. Sevgiyle kalın, muhabbetle Amin. Kalın. Tarafından şimdilik. Hoşça kalın, başarılar. Evet. Olsun. Hoş geldin Şener. Merhaba efendim. Teşekkür ederim. Şöyle alabiliriz seni. Nasılsın bizim... Şener? Teşekkür ederim Seda Hanım. Siz nasılsınız? Hoş bulduk efendim. Bizim oradaki taksi durağında Hilmi abi var, taksici. Aynı ona benzettim seni. Allah ya. Böyle işte, kasket, deri mont falan. Tam böyle ne? Turizm, taşımacılık, servis. Ha, servis sende. Evet. Benim yine esnaf arkadaşlarımdan. Allah razı olsun. Şoför esnafı arkadaşlardan Şener abi. Evet Şener abi, nasıl bir evlilik hayalin var? Anlat bakalım. 44 yaşındayım. Bir evlilik yaptım. Eşimi kaybettim. Oğlum askerde, kızımla yaşıyorum. Kızımla beraber geldik buraya. Kaç yaşında? 13 yaşında kızım. Oo, Allah maşallah. Maşallah. Burada mı? Nerede? Seyirci arasında? Evet, ileride şurada. Hangi? Seyirci arasında? Orada. Ha, orada gördüm. Evet. Maşallah. Babam evlensin diyordu, öyle evet, mi? Evet, aynen öyle. Evlen baba diyor, gelsin diyor. Senin de bir eşin olsun diyor kızım 13 yaşında. Aynen. Ne güzel. Anne yani... Eğer bir sakıncası yoksa vefat mı etti? Vefat etti, evet. Allah rahmet eylesin. Kanserden kaybetti. Eşiniz kanserden vefat etti, evet. Eşiniz. Şimdi tekrar evinizde bir hanım sıcaklığı, bir anne, bir Aynen. eş. Evet. Peki nasıl bir şey yani çocuklu evlenmiş, ayrılmış, çocuklu olabilir ya da çocuklu olmasın, çocuğum benimle gibi hani kriterler var mı? Çocuk sıkıntısı olmasın, evet. Ya çocuğu büyük olsun ya da böyle en az 12-13 yaşında bir çocuğu olursa bir çocuktan kabul ederiz. Çocuklarımız anlaşsın. Tabii yani eğer bizi de seçerse rahat eder zaten hanımefendi. İnşallah. Niye rahat eder? Yani biz şu an bazı şeylerin çoğunu aşmışız. Rahat eder. Gelen hanımefendi yok, elektrik, su, fatura sıkıntısı olmaz. Evinde oturur, yazlığına gider. Oh. Çalışmasın. Öyle bir hanımefendi istiyoruz. Oh, çalıştırmam diyorsun. Hayır, çalıştırmam. Yani kendi bütçemle kraliçeler gibi yaşatırım. Aynen öyle Seda Hanım. Hanımefendi gibi yaşasın bana. İnşallah, inşallah. Peki yaş kriteri var mı? Yaş 35-45 yaş arası. 35-45. Evet. Başka? Kızımızın ismi neydi 13 yaşındaki? Gülhan. Gülhan, sen bir şey söylüyor musun Gülhan? Sen söylediğin bir şey var mı? Yok. Sen diyor, babam ne derse tamamdır diyorsun. Tamam, hadi bakalım. Maşallah. Hayırlısı olsun. Hayırlısı bakalım efendim. Ne olacak? Allah razı olsun. Bak, bu yaşta. Mutlu olsun diyor babam, evet. 13 yaşında. Sen de mutlu ol inşallah. Peki, alkışlıyoruz Şener'i. Peki. Gülhan'ı. Evet. Evet, telefon bağlantımız Pekcan'a. Pekcan Bey'e diye çağırdık. Öyle bir duygulu konuşma yaptın ki ekran başını böyle titrettin. Sağ olun. Bizi de ağlattın demin. Evet. Hanımefendi sizi tanıyalım. Özlem Hanım. Evet. Özlem Hanım duyabiliyor Özlem musunuz efendim? Çok az alıyorum. Ha, çok tamam. Az. Biraz daha sesleri yükseltelim. Buyurun kendinizi tanıtın. Pekcan Bey burada. Özlem ben. 38 yaşındayım. 2 tane çocuğum var. Nereden arıyorsunuz efendim? Samsun. Samsun'dan. Çocuklarınızın yaşlarını öğrenebilir miyim? Bir tanesi 16, bir tanesi 18. Kız erkek? Biri kız, biri erkek. Evet. Şimdi yalnız ben çok özür dileyerek konuşmamın başında da söyledim. Çocuk olmamasında şöyle bir yarar var. Ben profesyonel rehberlik de yapıyorum. Yani mutlaka ayda bir iki defa yurt dışına çıkmamız lazım. Eşini de yani, mi götüreceksin? Tabii ben eşimi de götüreceğim. Sizin bir kadın gelir. Mesleğiniz var mı, işiniz, bir bağınız var mı? Özlem Hanım. Tekrar alabilir miyim ben? Çok şimdi anlıyorum. Bir mesleğiniz var mı? Mesleğiniz nedir? Şu an çalışmıyorum. Daha önce ne iş yaptınız? Daha önce haber spikerliği yaptım. Haber spikerliği yaptınız. Evet. Şimdi evet. Efendi sizi buraya davet edeyim. Biraz fiziğinizden söz eder misiniz? Aa. Yani özür dilerim.
biraz haber spikerliği spikerliği yaptığına göre hanımefendi mütenasip bir vücudu vardır. Yani fiziği ben diyelim ona, vücudu demeyelim de. Evet. Efendim biz eski nesil tabii vücut fiziksel aynı. Vücudu. Özür dilerim. Boyu post merak etti Pekcan Bey de efendim. Evet. Boyum 1.78. 1.78. Maşallah. Güzel. Evet. Şimdi o zaman şöyle bir fark oluşacak yani 1.78'e. Daha yüksek, daha yüksek. Valla benim hayatıma hep benden uzun boylu hanımlar girdiği için. Evet. Bak böyle adam bir, kendine güvenli. Evet. O bakımdan hiçbir problem yok. Ben sizi davet ediyorum. Buyurun gelin efendim. Bekliyoruz o zaman. Ben canlı yayına çıkmak istemiyorum ya. Özlem'i bekliyoruz hayatım. Güle güle. Evet, bir telefonumuz daha var. Acaba sıradaki telefon kime? Telefon. Kime acaba sıradaki telefon? Ne peki, telefon düşmüş. Telefon düştü, biz devam edelim. Düşen düşene bugün. Peki efendim, devam ediyoruz adaylarımızı tanıtmaya. Evet, buyurun efendim. Hoş geldin Mustafa. Hoş geldiniz. Mustafa hoş geldin. Evet. Programımıza hayırlı olsun diliyorum. Teşekkür ederim Mustafa. Teşekkür yeni yılda da bütün herkese sağlık, mutluluk diliyorum. İnşallah. Herkese Allah hayırlı kısmetler nasip etsin. İnşallah. Evet Mustafa. Evet. İsmim Mustafa. Evet. Bahçelievler'de oturuyorum. Güzel. Evet, sen devam et, ben şey yapayım. Göbeği içeri çek Mustafa. Göbeği içeri çek. Çek. Şimdi dik dur. Mustafa, ya benim avukatım Mustafa Bey var. Ona ne kadar çok benziyorsun. Yukarıdan gelirken bizim avukat mı geldi dedim ya, avukat Mustafa Bey. Yok, avukatlığım yok. Evet, ben Mustafa. Tekstilciyim. Heh. Tekstilin yanında şu anda yapmış olduğum bir ek işim var. Onunla uğraşıyorum şu anda. Evet. Tekstilde model makinacılık yapıyorum firmalarda. Evet. İşte kızımla beraber yaşıyorum. Eşimi kaybettim. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet neden eylesin. 6 sene oldu. Mide kanserinde. Mide kanseri. Evet. Başın sağ olsun. 6 sene oldu. 7. seneye girdik. Başın sağ olsun. Evlatla birlikte misin şimdi sen? Evladımla birlikte yaşıyorum. Kız çocuğum var. Kız çocuğu. 13 yaşında. 13 yaşında. Evet. Aynı maşallah. Şey gibi ya. Bizim nerede esnaf abim? Şener abi gibi. Evet, o da. O da öyle. 13 yaşında kızı var. Kaybetti. Eşini kanserden kaybetmiş ikiniz de. Evet. Kanser evet. Çok Allah kimsenin başına vermesin. Amin. Çünkü yaşananlar biliyor. Yani muhakkak. Herkes yaşayanlar biliyor ve çok zor bir hastalık. Tedavisi zor. Yani şu anda zor. Yani tedavisi çok zor. Doğru. Şimdi çok maddiyata dayanıyor. 13 yaşında bir kızım var. Evin ocağım var. İşim gücüm işim var. Gelirim iyi Allah'a şükür. Ne bekliyorsun diye. Mesela? Eş adayımı yani ben 30'la 35 yaş arası. Çalışan olabilir mi? Emekli fark etmez olsun. Yani. Çalışmayan da olsa daha iyi olur. Evin hanımı olsun yeter ben ki. Ben bakarım diyorsun. Tabii ki ben kendi başıma yaptım. Ayaklarım üzerinde duran bir çocuk çocuksuz bir şey. Kız çocuğu olabilir. Bir tane kız çocuğu olabilir. Kendimin de kız çocuğu olduğu benim için. Benim kızımla anlaşsınlar, tabii, kardeş küçük olsunlar. Bir kız çocuğu olabilir diyorsun. Yani. Tabii ki. Peki. Hayırlısı olsun. Bakalım ne olacak Mustafa. Peki. Alkışlıyorum Mustafa Bey'i. Alkışlarla yerine gönderiyoruz. Çok düzgün bir beyefendi. Evet. Öyle mi? Evet. Hüseyin. Öyle yapmış. Allah Allah. Önce İkbal'i alalım. İkbal gel yanımıza hayatım. Bu ilk program olduğu için ilk gün arkadaşlar oradan hemen söylüyorlar bize olan gelişmeleri. Biz burada söylüyoruz. Bir gün önceden hazırlık yapmadık çünkü hepiniz ilk gün burada birbirinizi gördünüz. Sana buradan bir arkadaşımız değil mi? Talip olmak istiyor. Acaba onun aklında şuradan inenlerden var mı? Mesela o merdivenden inenlere bakıp da sen de hani şöyle mesela Ece biraz önce dedi ki ben dedi Murat'ın göz göze ben dedi inerken göz göze geldim bana baktığını hissettim dedi. Ama birine mi benzetiyor acaba diye de düşündüm dedi. Senin için hiç böyle bir şey doğdu mu? Hayır. Doğmadı. Sence tribünden sana kim talip olmuş olabilir? Öyle bir şey var mı kafanda? Yok. Hayır. Peki hiçbir o zaman görelim. Yok. Bakalım kim gelecek? İkbal seni şöyle alıyoruz. Mikrofonla beraber oraya geç. Olsun sen duyuluyor sesin. Evet. Sen duyuluyor. Evet. İkbal şarkı söylemeye alışmıştı ya beğenmiyorsun çıkan sesi. Peki bakalım. Acaba kim? Bir de oradan bak şöyle. Şöyle bak. Kim? Benim efendim. Şekil A'daki gibi. Yok doğru. Bir dakika kim? Evet. Ciddi olun yani. Kim talip? Vallahi ciddi söylüyorum. Ben talibim. İkbal niye öyle dedin? Mikrofonu yakın tut. Ne dedi? Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun dedin. Niye şaka olsun ki? Bir de arkadaşlar kim talip olmak istiyor? Niye şaka olsun? Hüseyin Bey. Hüseyin Bey mi? Evet benim. Evet.
Kenan. Sen gel. Hüseyin şöyle evet. Alıyoruz seni de. Hüseyin daha önce de söylemişti. Ben genç, dinamik. Bence koltuğa oturur musun? O koltuğa. Dinamik bir bayan istiyorum dedi. Evet. İkbal bundan memnun olmalısın aslında. Demek ki seni genç, dinamik. Şaşırdım. İkbal ciddi olamazsın açıkçası. Dedi de İkbal yani. Niye? Çok şaşırdım. Şaka gibi gördün. Şaka gibi geldi. Çok neden yaş ama? Farkı hadi var. Hadi canım sen de boş ver. Niye? Neden? Yaş farkı gördüm yani. Bir konuşun yani. Ne olacak yani? Bir daha yaşını peki. Sor sen söyle. Senin mesela? Bu yaşta istemediğini bence Hüseyin'le konuşmalısın. Evet. Evet. Kaç yaşındasınız? Peki. 59 buçuk. 59 buçuk muymuş öyle aynen mi? Öyle. İkbal sen? 30 mikrofon kaç? 30 yaş var arada. 30, 59 yarı yarıya olmuş. Evet. Niye? Senin bozulması o gayet güzel konuşuyor. Niye sinirin bozulacak ki? Şundan dolayı. İkbal'in sinirleri boşaldı kızcağızın ya. 30 yaşında yaşı 60'ı duyunca. Bana bak İkbal. Şarkının yeri şimdiymiş. Vazgeçtim. İkbal söyle bir tane şimdi. Vazgeçtim. Gözlerimden vazgeçtim. Sözlerinden. Sen bir şarkıyla cevap vermek istesen beyefendiye. Senin gerçekten sinirin bozuyor. Bu kadar dert etme. Şimdi İkbal bir kızı 40 kişi ister. Olmaz bu iş olamaz. Bu iş olamaz. Çalım satmaz. Bu iş olamaz. O zaman şöyle olacak. Bir şey söyleyecek. O zaman şöyle olacak. Kimse kendinden büyüğünle evlenemeyecek. Yok ben kendi şansıma, peki, kendi adıma konuşuyorum. Bakalım reklamlardan sonra gerçekten Hüseyin İkbal'i bir çay içmek için ikna edebilecek mi? Önce reklamlar. Reklamlar. Aşk acısı. Dinmedi fırtına edeceksen gel. Mutluluk arayanlar, hayatının aşkını isteyenler, evlenmek için can atanlar, bekarlıktan usananlar, dikkat! Bu programdan çok düğün çıkar. Türkiye'nin en güvenilir kadını Seda Sayan, Türkiye'nin en karizmatik sadıcı Uğur Arslan evlendirmeye hazırlar. Seda Sayan ve Uğur Arslan, evleneceksen gel diyor, mutluluğu arayanları Show TV ekranlarına davet ediyorlar. Yeni umutların ilk adımını burada hep birlikte atmaya geliyoruz. Unutulmaz heyecanlar ve buluşmalar için sizleri de bekliyoruz. Seda Sayan ve Uğur Arslan'la birlikte evlenmeye var mısınız? Evleneceksen gel başlıyor. Evleneceksen şahane. Ay 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 canlar. Aşk ile Allah Allah. Vur defe vur zile yallah. Cihanda böyle yanıyor yansıyor Osman salla. Aşk ile Allah Allah. Vur defe vur zile yallah. Cihanda böyle yanıyor yansıyor Osman salla. Salla salla. Gül memeler çalasın salla. Salla yer yerinden oynasın salla. Salla da salla salla da salla. Gül memeler çalasın salla. Salla yer yerinden oynasın. Salla, gül
şalasın. Salla, salla, yer yerinden oynasın. Salla, 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 gülmemeler şalasın. Salla, salla, yer yerinden oynasın. Salla. Teşekkür ediyoruz sevgili ekibimize. Salla salla yer yerinden oynasın şimdi, dedi. Şimdi Hüseyin de merak ediyor acaba beni de sallayacak mı diye. Yok, Hüseyin için zor. Inşallah. Zor. Yani çok güzel oldu. Vallahi ben öyle boşu boşuna çıkmaz ama bakalım şansımızı deneyeceğiz. Neresini beğenmeyeceğim ki? Oynuyor da güzel de. Tam benim senin gibi çıtır. Tam benim tam senin. Ama tabii İkbal ne diyecek? Ama Uğur orada. Şimdi nerede? Nereye düştü? Tamam şey yapıyorum. Ay sen ne ara ceket giydin geldi. Ben çok üşüdüm. Güzel olmuş. Üşüdün mü? Üşüdüm ben. Ben çok açtırıyorum. Işıklar çok. Olsun. Kendisinden bir şans istiyoruz bakalım. Allah büyük. Hüseyin bir şans istiyorsun. Hala istiyorsun Hüseyin bir şans. Yaş kaçta en son? Yaşlar en son bir daha bir duyalım. Ya İkbal 30 yaşındaydı. Mikrofon İkbal. 30 yaşındayım. 23 Nisan doğumluyum. Boğa burcuyum. Maşallah. evleneceğim insan 30-35 yaş arası olmalı. Hüseyin Bey 59,5 yaşındaymış. Öyle söyledi. 59,5 dedi. Yayla anlaşamıyorum. Yay. Bir dene bakalım. O zaman karar anı yapalım mı? Ne diyorsunuz bir? Yok. Düşünsün mü? Düşünün. Seda, ne diyorsun? Biraz düşünün. Doğru söylüyor Uğurcuğum. Evet. Şöyle 15 dakika, 15 dakika çay ve ihtiyaç molası. Yok, karar anı yapalım. Evet. Evet. Bakalım İkbal Hüseyin'in en azından bu yolda bir çay içme teklifine sıcak tabii bakacak mı? Siz, karar anı başlasın. Buna çok kızgın bakıyorlar yalnız buradaki genç hanımlar. Niye öyle siz o kadar nefretle her an kalkıp Hüseyin'in boğazını sıkacak gibi duranlar var aranızda? Ben yorum alabilir miyim? Efendim? Yorum alabilir miyim? Doğru. Bence Zeynullah Bey, sevgili hocamız bir şey söylemek istiyor. O kadar yakıştınız ki. Heh, çok affedersiniz. Beyefendi çınar ağacı, hanımefendi de bir çiçek ne kadar uyumlu olur. Senin de talibin gelecek. Bilemiyorum takdir. Ben de yorum yapacağım arkadaşlar. Vallahi doğru söylüyor. Başka yorum İkbal, özellikle yorumunu istediğin kimse var mı? Evet var. Seval'in yorumunu istiyorum. Seval mikrofon nerede? Mikrofonu bir de Gözde'nin yorumunu istiyorum. Seval gözünü seveyim. Yani, ben maalesef arkadaşıma Hüseyin Bey'i uygun görmüyorum. Yapma be. Neden? Abi aranızda çok fark var Allah aşkına, ben yakıştıramadım. Allah'ını seversen ya, buradan bundan daha evvel de oldu. Birileri en az 30 yaş aldı gitti, hiç sesiniz çıkmadı. Halit Akçetepe'si bilmem nesi alıyor gidiyor, hiç sesiniz çıkmıyor. Bana geldiği zaman kıyamet kopuyor. Benim neyim var ya? Siz böyle bir adam gördünüz mü? Şöyle bir bakalım bakalım. Bir kalkayım mı ayağa? Abi 30 yaş böyle bir adam, böyle bir adam var mı bakalım? Kalk 30 şey yaş. Ya. Böyle bir adam bak, gördünüz mü siz diyor bak. Ya vallahi ciddi söylüyor. Aha. 60 yaşında böyle bir adam çıksın. Hemen para hazır, hadi çıksın. Para hazır, para da var. Hadi hadi. Hadi ya. Çıkın bakalım. Yaş 61. Ben dikkat yorum yapabilir miyim Uğur Bey? Yanıma gel. Basri, buyurun Basri Bey. Bir dakika. Hüseyin yakın tut. Gel yanıma gel. Dur bir dakika. Gel bir dakika. Yanıma. Dur oturun bir dakika. Yanıma gel yanıma. Basri bir şey diyor. Buyur Basri. Ben özür dilerim, bir şey söyleyeceğim. Cemal abi hemşehrim benim. Mikrofon yok galiba. Sen 60 var mısın ya? Mikrofon verin. Tokat'ta da hemşehrim benim. 60 yaşındaki adamlar eylemiyor, eylemiyor, yürüyemiyor. Sen ya. Bak bir şey, eğer sen önce de 60'ım... Önce karıcaya bakacaksın. Hüseyin bir dakika. 60'ım diyorsan kaç sana da helal olsun. Ben 54 doğumluyum, hesap edersiniz. 54 doğumluyum. Evet. Aynı mı? 60 mı? Şimdi çağırdı, dedi ki benim gibi burada birisi varsa çıksın, evet, dedi de gel. Hüseyin Bey ben çıkacaktım. Gel, şimdi yanına gel. Gelecektim. Onun için. Ne olacak? Hayır, öyle dememeniz lazım. Çünkü siz de... Ben neyden okuyorum? Bundan evvel de okudum. Hep Hüseyin okudum ben. Hüseyin kardeşim, 60 yaşındaki de, 70 yaşındaki de, 50 yaşındaki de bir... Kendini beğenen insanlardır. Biz insanlarız. Olmaz. Kimseye ben kendimi küçük, beğeniyorum. Ben çok beğeniyorum kendimi. Bildiğin gibi göstermeyeceksin. Ben şimdi çok beğeniyorum kendimi. Sizin şu yorumunuza... Aynaya bakıyorum, ben beğeniyorum. Sizin şu yorumunuza geleceğim. Varsa kendini beğenen çıksın. Her konuda. Her konuda. Vallahi billahi. Her konuda. Güreşirim diyor yani Hüseyin Bey. Güreşirim diyor. Cildime. 25 yaşındaki kızdan daha güzel. Var mı böyle bir cilt? Abi ya, şimdi mikrofonu yakın tut Hüseyin. Önce kendini beğeneceksiniz hanımefendi. Önce kendini beğeneceksiniz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Siz karşıdakini hiçe sayıyorsunuz, hiç konuşturma fırsat dahi vermiyorsunuz. Biz size yorum yapacağız. Ama beğenirsiniz ama beğenmezsiniz. Biz burada seyirciyiz. Oturacaksınız, ya, yorumumuzu dinleyeceksiniz. Ya. Ondan sonra da konuşacaksınız beyefendi. Tamam ya, buyur ya. Peki.
konuşacağız tekrar. Müsaade ederseniz ben bir şey arz etmek istiyorum. Çok güzel konuşmuşsun zaten. Sen çok güzel konuşmuşsun. Bayağı var. Yani ben beyefendiden çok çok daha yaşlıyım. Tamam, tabii konuşmamdan belli. Fakat arz talep meselesi var. Belli zaten. Çok eğer siz hanımefendiden yatarsın, kalkarsın, bir bakışla arz talep size meyli varsa çıkarsınız buraya, ama aksi halde havanda su döversiniz benim efendim. Gibi delikanlı gibi çıkacaksın. Ben bir istemesini şey söyleyebilir miyim Uğur Bey? Çıkacaksın. İstemiyorum ben ya. Ben 40-50 yaşında kadın istemiyorum. Efendim, karşı taraf istiyorsa ben istiyorum. Çıkarsın. Sizin istemeniz de olmaz. Ben seçeceğim. İmzayı ben atacağım. Ne? Parayı ben kazanacağım. Ben seçeceğim. Kadınların seçme hakkı peder yok. Beğenme bir hakkı var. Böyle bir şey olmadı benim. Hayır. Böyle bir şey olmaz. Hepiniz gelin. Siz seçemezsiniz. Evet Sevgi, buyurun. Siz beğeneceksiniz. Hüseyin Bey. Siz beğeneceksiniz. Hanım da seçer. Hüseyin Bey. Parayı veren biziz. İmzayı atan biziz. Son iş bizden. Hayır. Ney biz? Hüseyin Bey. Hanımlar önce. Yok, senin neyin var? Kadınların neyin var ya? Hüseyin. Evet. Bir saniye otur. Ama susunlar ki konuşalım. Tamam. Evet Sevgi. Ben vallahi hiç bundan baş edemezsiniz bende. Öyle yok. Demek istiyor Hüseyin. Evet. Evet. Anadır bak. Anadır. Elini bak. Ama ne, benim konuşmam bitmedi daha. Tek konuşalım. Benim konuşmam bitmedi. Bir saniye bir tutar mısınız? Neden kadar seçme hakkı yokmuş ya? Burası tüncü. Dur ki cuma değişti. Beyefendi uyanın artık, uyanın. Seçim yapmıyoruz. Seçim yapmıyoruz. Seçim yapmıyoruz. Oy kullanmıyoruz. Seçim yapmıyoruz. Eş seçiyoruz. Burası tüncü cuma beyefendi. Sen niye bu kadar şikayete güveniyorsun? Paran mı var? Beyefendi. Onun geçme benim paran mı var diye bu kadarcık kendine güveniyorsun sen. Senin ne üstünlüğün var? Peki siz bana ne vereceksiniz? Uğur Bey, ben bir şey söyleyebilir miyim? Bekle Hüseyin. Uğur Bey, Sedan, bir şey söyleyebilir miyim? Konuşmazsanız patlarsınız. Bir dakika, buyurun. Öncelikle yeni sene herkese sağlık, mutluluk, bol kazanç. Konu ve hayırlı uğurlu olsun. Başınızda. Hüseyin Bey, ben size bir şey söyleyeceğim. Biraz bir susmasını bilin lütfen, rica ediyorum. Özellikle bayanlara karşı saygılı olun, bu bir. İkincisi, yok, bak, bir saniye ben. Ama lafımı kesmeyin. Biraz önce çok çirkin bir hareket yaptınız. Sebep? Böyle paraya göre ne demek o? Onu bana açıklar mısınız? Rahatsız mı oldunuz? Rahatsız oldum. Neden? Çünkü... İnanmayacaksınız. Bir dakika. İnanmayacaksınız ki. Hüseyin Bey bir dakika bir dinlemeyi öğrenin. Karşında bir bayan var, bir saniye. Bir beyle bir bayan yemeğe gittiği zaman... Nişanlı dahi olsa veya evli dahi olsa erkek masanın altından ücreti öder. Bayana göstermez. Bak şimdi, siz nasıl böyle buraya gösteriyorsunuz? Konumuz o onu değil. Bana konumuz izah edin. Yaş. Cevap istiyorum, cevap. Bak şimdi, konumuz yaş. Olmaz bu iş. Konumuz yaş. Erkek kadın eşitliği, para değil. Ben ikna için söyledim onu. Uğur Bey. Hayır, çok çirkin. Zaten tablo da çirkin. Yakışmadı. Sizi kınadım. Böyle yapmak. Sizin var ya, karnınız ağrıdı. Ben yaş istemek de karnınız. Benim karnım niye ağrısın? Bak, 40 yaşından sonra bana alerji yapıyor. İş görmezsin. Hüseyin Bey. Bitti. Biz 10 kişi. Geçin. İşiniz bitti. Hüseyin Bey, biz 10 kişiyiz. Birbirimizi çok iyi tanırız. Kusura bakmayalım. Başka oradan söz almak istiyorum. Hayır, buradan tribünden yorumlar var. Seda Hanım, ben bir şey söyleyeceğim. Seda Hanım, ben bir şey söyleyeceğim. Bekleyin efendim, bekleyin. Seda Hanım, ben tartışmanın içerisinde olmak istemiyorum ama Hüseyin Bey'e bir sorum olacak. Siz eşinizi bir yere götürdüğünüz zaman, oradaki insanlar nasıl karşılar? Eşim mi diyeceksiniz, yoksa kızım mı? Eşim mi diye hitap edeceksiniz, yoksa kızım mı diye? Kızınız herkes yaşınız. Alıyor. Benim neyim eksik ya? Hay kızınız yaşınız. Millet alırken alıyor da ben lütfen niye alamıyorum? Lütfen ya, lütfen. Allah Allah. Kızınız evet, yaşınız. 45 yaşında kadın istemiyor. Uğur Bey. Hemşehrim. 45 yaşında 50 yaşındaki kadın bitmiş. Aa, ama iyiyse onlar da sana bunu desin o zaman, öyle olur mu? Hüseyin benim annem de 50 yaşında ama hiç göstermiyor. Çok bakımlı kadın. Şimdi sen diyorsun ki 45-50 yaşındaki kadın bitmiştir diyorsun. Gidiyor, ben de onların üstüne gideyim yani. Ama şimdi sen de 60 yaşındasın Hüseyin abi. Onlar da o zaman sana derler. Aslan gibiyim ben, taş gibiyim. Şimdi ama olsun bak. Bak bakalım. Burada aramızda var 45-50 yaşındaki. Bir şey söyleyeceğim hanımlar için. Evet. Dördüncü Murat gibi. Herkes için. Ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Diyoruz ki her zaman biz beyler için. Beyler, cennet anaların ayağı altındadır. Hanımlara kocamız bu kadar hakaret etmesini kınıyorum Hüseyin Bey. Gerçekten söylüyorum. Ya, ne derseniz değil, yanlış. Tamam, anne değil ki, anneler bizim canımız, ciğerimiz. Eşten tamam. Bahsediyoruz, eşten.
Lütfen bize yorum yapar mısınız? Bizi doğuran onlar, büyüten onlar. Hüseyin, bence şöyle bir toparlamanı istiyorum. Tamam. Anladığım kadarıyla Hüseyin cebini gösterirken parayı getiren erkekler anlamında söyledi. İşte bu kadar bitti. Biz getiriyoruz. Ama yaptığın çok büyük kabalıklar var. Sen de para kazanıyor beyefendi, uyan ya. Kadınlar da para kazanıyor. O eskiden de anam baba zamanındaydı beyefendi, uyan. Burası Türkiye. Aynı bir ülkede yaşıyoruz. Sen de konuşuyorsun be. İşinize gelmedi. Hiç işinize gelmiyor vallahi. İşinize gelmiyor. Ya, nasıl? Ya ben işten bahsediyor mu? Baba kız gibi. Ama hanımefendi ben işten bahsediyor mu? Benim bu bakımsız halim. Benim bakımsız halim. Bakımsız. Benim bu bakımsız halim. Ben de millet gibi boya tüslemeden ben de çıkarım piyasaya. Hüseyin, hiç bakımsız halim bak. Buna aynaya bak. Kendine gel. Baba kız gibisin. Baba kız. Vallahi billahi bakımsız halim bak. Benim bakımsız halim, sen çatla. Peki, Alaaddin bir şey söyleyecek. Ya Hüseyin Bey, inan ki sizin söyledikleriniz kavgada bile söylenmez. Benim yaşım 58. Hüseyin, ayıp bakın, ettin hakikaten. Ama ben çok ayağa kalktığım zaman bana 40 yaşında ben diyorlar. Hadi onu da geçelim. İstemiyor. Bakın, gence talip oldunuz. Istesin. Tamam, bu gönüldür. Bundan ama sonra 25 olacağım. Birazdan indireceğim aşağı. Olabilir, bu gönüldür. Tabii ben ya karşı değilim buna. Ne kızıyorsunuz? Gönül isteyebilir. Siz de oturun böyle. Ama lütfen oturun. Hakaret etmeden konuşun. Biz gençler de üzerimize alın. Yaşlar evde kalacak. Bak sana yemin ediyorum ben. Sen ne hanımefendi, diyorsun? Hanımefendi mikrofonla konuşun. Uğur Bey. Evet. Bir şey mikrofonla söyleyeceğim. Niye bir tanesi? Bir tane çerez bana. Hüseyin. Şimdi sen şaşırmışsın. Hüseyin. Çok kaba konuştun. Çok Reşit, kaba konuştun. Reşit ne söyle ne işi? Yok, çok ayıp ettin. O kadar söylerken söyleyecek. Gel söylemeyecek. Bütün hanımefendilerden özür dilemelisin. Ben dilemem. Lafların maksadını aştı. Ben 50 yaşındaki kadını istemem. Hüseyin abi şöyle de. Ben hani burada para bende cebimde istediğime talip olurum derken hani onu demek istemedim de. Herhalde canım onu demek istemedim. Öyle, öyle bir şey. Ne demek istedim? Kazanan biziz. İmzayı atan biziz. Evet. Soy ismimize veren biziz. Evet. Çalışan kazanan bizim. Ya sizin neyiniz var? Neyiniz var? Ama yok söylesene. Öyle de demeyelim. Aa, yok, neyiniz var? Hayır. Yok. Allah Allah. Mikrofonsuz duyamıyoruz. Ben hanımefendi. Tamam, kazan ver. Mikrofon ver hanımefendi. Kim var biliyor musun? Bir dakika dur. Benim kim var? Namusum var. Alnım açık evelallah. Doğma bir. Ben ne dedim? Kastamonu. Doğma bir İstanbulluyum. Yaradarım var benim. Ben de Trabzonluyum. Benim yaradarım var. Senin neyin var? Hüseyin Bey. Bir şey söyleyeceğim. Çok fazla müdahale etmiyorum. Çünkü Hüseyin kusura bakma. Çok güzel konuşuyorsun hanımefendi. Vallahi. Ben de yapayım da bak ne oluyorum görsen. Hüseyin abi. Bak tenezzül bile etmiyorum. Biraz daha böyle konuşursan seni ben bile çıkışta kurtaramam yemin ediyorum yani. Hepsi bana vızıdı geliyor merak etme. Parçalayabilirler. Hepsinin hakkına gelirim ben. Hepsini tek. Sakin. Hepsinin hakkına gelirim ben. Söylemek öyle istiyorum. Yok öyle dava yok. Dördüncü evet. Murat gibi. Vurmayın. Karar vereceğiz. Peki evet. Ben söyleyeceğim. Şimdi evet. Hüseyin abi sen doğrudunuz bir şey söyle bakayım. Şimdi Hüseyin abi ne her zaman yaptığı şeyler yani bayanlara talip olması kız yaşındaki olma ama baltayı taşa çok kötü vurdu. Bak şimdi. Bir de yani bayanların seçme hakkı da var Hüseyin abi. Sen nasıl seçiyorsan bayanların da seçme Mustafa neyi var da neyi seçecek ya? Şimdi abi bana bir kere görsel olarak hiç yakışmıyorsunuz bir gün. Yapma şimdi Allah'ını seversen bak ben senin için demiyorum bak. Allah Allah. Hanımefendiye mikrofon verin. Seda Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Var. Ben bir şey söyleyebilirim. Ama seninle mi? Ben nesinle diyorsunuz? Bak tek bir cevap verin ben. Bir yayın beyefendi. Hüseyin Bey. Toparlayalım diyor. Bak toparlayalım Hüseyin diyor. Hüseyin Bey bakar mısınız? Toparlayalım. Evet. Bakamıyorum. Size sadece hanımefendi tepki göstermedi. Tüm stüdyo adaylar. Evet. Bu stüdyoda 25 yaştan 30 yaş fark oldu mu hiç kimse yarası olan kocunuz niye hanımefendiye tepki gösteriyorsunuz ağzınızı bozuyorsunuz hanımefendi peki, ama hanımefendi bana bozdu peki tamam. Bir saniye o hanımefendi bana söylemedi mi bayanlardan özür dileyin özür ben ağzımı bozdum bayanlardan özür dilemeyi öğrenin
seçemiyordu bayanlar. Artık tamam. Seçiyor, Allah'ımıza şükürler olsun. Ya bir şey olsun. Söyleyeceğim. Atatürk'ümüzün sayesinde. Bir saniye bekleyelim, bir saniye. Bir bekle Hüseyin, sen de bekle. Yani senden beklemediğim bir çıkış yaptım. Vallahi diye Seda abi. Hiç şu tarzına yakıştı mı? Onlar mantıklı konuşsun. Ben haklıyım. Bak şöyle yapayım. Bir dakika söyleyeceğim. Olmaz. Bir dakika, hiç su götürür tamam, tarafı yok. Haksızsam özür dilerim, tamam da bak olmadı, bir şey söyleyeceğim. Olmadı. Bir kelime. Yani. Bir kelime. Tamam, sakin. Bak, olmadı. Bir kelime. Sen gerginsin. Şimdi vallahi billahi diyelim ya. Gerginsin bu gece. Bak hanımefendi çıktı bak. Bundan fiil tarihte. Burada ben biliyorum bak. Aynı tamam. Eski. Allah bak, bir tamam. Kelime, bir kelime. Hüseyin abi, şimdi 64 bak. Yaşındaydı bak, bir şey söyleyeyim. Bir kelime söyleyeceğim. Hanımefendi, bir şey söyleyeceğim. Onlara... 64 tamam, yaşındaydı abi, bak, bir kelime söyleyeceğim, kalkacağım. 64 yaşındaydı. Evi olsun dedi, tamam dedim ben, haklı. Emeklisi olsun dedim, tamam, kendi garantiyasın. Ya yatı olmuşsun diyor, yatı. O önce aynaya bakacak, o yatı sonra isteyecek. Onun babası evde yat mı varmış? Tamam Hüseyin Bey. Onu demek istiyorum ben yani, haksızlık. Hüseyin Bey, peki, tamam. Peki yeter, tamam, neyse karar anına geçelim. Artık yorum karara istemiyoruz. Karara geçelim. Karara geçelim. Evet İkbal, birbirinize ama dönün. Hüseyin karara anına geçelim. Hüseyin Bey ama bak, erkeklikte her zaman hatayı kabul edip özür dilemek de vardır yani. Bekleyin. Ben hata kabul etmiyorum ama istiyorlarsa özür diliyorum. Ben hata kabul etmiyorum. Bitti. Ben etmiyorum. Ederim, ne etmeyeyim ya? Ama ben haklıyım. Peki vallahi, karar anı. Karar anı. Hüseyin peki. Bitti tamam. Karar anı. Evet 10 saniye bir sonra saniye bekleyin. Kararını alıyoruz. 55 yaşında mı olacak ya? Allah Allah. Evet. Bakalım İkbal'in kararı ne olacak? Çok merak ediyorum İkbal'in kararını. Ne yaptık ki? Bakalım. Yani ben de şunu çok merak ediyorum. İkbal değil de karşısında o köşedeki hanımefendi yani oturuyor olsaydı, o gözlüklü hanımefendi ne olurdu? En azından. Onu merak ediyorum ben de. Hüy olmuştu onu böyle. O da iyi. Sağ ol. Bekleyin efendim. Efendim bekleyin size lütfen. Size ne söyleyeyim Allah aşkına? Size söyleyeyim. Peki. İkbal. Evet. Hüseyin sana talip oldu. Sen de düşündün, konuştunuz da. Burada hararetli tartışmalar da oldu. Ama bence Hüseyin hakikaten o tarzına... belki sürçülisan etti, belki maksadı aşan, bazen insan söylemek istediği de ağzından sözler dökülür. Olmadı, yakışmadı. Ben de bir kadın olarak bütün hanımlar burada kınadık. Yaşla ilgili konuşman hepimizi irite etti burada Hüseyin. Sana da yakışmadı. Sadece ya. Sadece bayanları değil, erkekleri de üzdü Hüseyin abi. Neyse peki bakalım İkbal. Kendilerine gelince var, bana gelince yok. Allah'ım yarabbim. Evet. Peki İkbal. Bakalım 30 ne yaşındaki diyorsun? İkbal 59,5 yaşındaki Hüseyin abiye ne diyecek? Kötü mü ettim ben ona? Talip oldum. Onur ettim. İnsan bir çay içer yani, bilmiyorum ama kendi bilecek tabii. Yani cesaretinden yani dolayı ben beyefendiyi tebrik ediyorum. Fakat olmaz. Olmaz. Şunu bir açıklamak istiyorum. Hüseyin. Senin kendinden genç bir hanımefendiye talip olmanı eleştirmediler. Sen dedin ya, 40'ın üstü kadın benim için bitmiştir. Senin evet. Bu laflarına burada tansiyon yükseldi. Yoksa çok genç bir kadın kendinden çok büyük bir erkeğe talip olabilir. Büyük bir erkek, genç bir... Bu başka bir şey. Bunu asla kimse yadırgamadı ben ama lazım, senin... Ben Trabzon'um, sözümden dönmem. Ben istemiyorum. Yaşlı kadın istemiyorum. Bitti o kadar. Söylemeyin artık, bitti artık, bitti tamam. Sıradaki yerlerini alıyoruz İkbal ve Hüseyin evet. Yerlerine. Alkışlıyoruz İkbal Hanım'a, Hüseyin Bey'e teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, bir telefonumuz varmış. Salim'e. Evet, Salim Bey buyurun. Telefon var. Alkışlıyoruz Salim Bey. Salim. Evet, telefonda ben bir hanımefendi var. Ben koltuğu gösteriyorum. Zevrin Hanım. Evet. Sen konuş. Bir alo de bakalım. Merhaba. Salim Bey. Alo. 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 Buyurun Zerrin Hanım. Merhaba. Merhaba. Hayırlı olsun programınız. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben Salim Bey'e talibim. Nereden arıyorsunuz? Muğla'dan arıyorum. Evet. 45 yaşındayım. Evet. Bir tane çocuğum var. Evet. Salim Bey'i çok beğendim. Çok karizmatik bir Zerrin bey. Şu anda ekran. Sen televizyon izliyor musun? Hayır, izlemiyorum şu an.
Çünkü Salim'le konuşuyorsun. Salim Bey'e talibim diyorsun. Aa, şu anda konuştuğun merhaba. Salim. Merhaba Salim Bey. Merhaba. Nasılsınız? Merhabalar efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ya Zerrin ederim. Sen benimle Onur konuştuğunu ettiniz. Mu sanıyordun? Çok teşekkür ederim. Başından beri. Evet. Öyle mi düşündü? Hay Allah karıştır. Evet. Seni ben diye konuşuyor. Beni de sen diye konuşsun. Evet peki konuşun. Evet. Tamam Salim Bey. Muğla'dan çok arıyordum. Beğendim sizi Muğla'dan arıyorsunuz. Çünkü Muğla'dan arıyorum. Evet. 45 yaşındayım. Evet. Evet. 10 yaşında bir oğlum var. Allah bağışlasın. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Sadece 13 yıl evli kaldım. Evet. 7 yıl önce boşandım. Böyle ev hanımıyım. Evet. Öyle sizin duruşunuzu çok beğendim. Çok, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür evet. ederim. O zaman evet. Zerrin Hanım, eğer gelmek isterseniz sizi davet ediyorum. Buyurun gelin, misafirimiz olun. Seve seve. Sizinle çay içmeyi ne zaman çok isterim. Gelir, sor. Ne zaman isterseniz, ben bir yarın şu bu değil. Sizin vaktiniz ne zaman müsaitse o zaman gelin. Hı hı. Şimdi benim 10 yaşında oğlum var. Evet. Onunla ilgileneyim, onun işlerini ayarlayayım, en kısa sürede hayır, oradayım. Hayır. Memnuniyetle tabii. Çok teşekkürler. Çok mutlu oldum, çok mutlu sağ oldum. Peki Zerrin'cim. Teşekkür ederiz bağlandığın için. Alaaddin Bey'e telefon var. Alaaddin, evet, mikrofonu al gel yanımıza. Evet, Ebru Hanım. Alo, merhaba Ebru Hanım. Merhaba. Nereden arıyorsunuz? İstanbul'dan. İstanbul neresinden? Kadıköy. Kaç yaşındasınız? 40 yaşındayım. Çocuk? Bir tane kızım var, 13 yaşında. Allah bağışlasın. Bir tane de kedim var. Tamam, kedinizle birlikte sizi bekliyorum. Teşekkür ederim. En kısa zamanda gelmeye çalışacağım. Bekliyorum. Görüşmek isterim. Teşekkür ettim. Hoşçakalın. Hayırlı olsun. Ya Sedacığım, buyurun. Peki. Biz şeyi unuttuk mu balkonda oturan arkadaşlar? Hakikaten, ne kök saldınız orada. Ne oldu? Ne oldu mu? Nasıl? Var mı bir şey? Her şey yolunda mı? Burası rahat diyorlar. Oturuyorsunuz. Aman ne güzel. Ben çok yakıştırdım sizi birbirinize ya. O zaman gelin bir karar alalım. Alkışlayalım Ece Hanım'la beyefendi. Buyurun. Aşk acısı denedim dinmedi fırtınası. Bir kere olsun tam sırası. Evleneceksen gel. Canıma tak dedi aşk acısı. Denedim dinmedi fırtınası. Bir kere olsun tam sırası. Evleneceksen gel. Alalım koltuklara, karar anı yapacağız şimdi evet, size. Evet Ece, şöyle alıyoruz evet. seni. Murat'cığım sen de öyle. Ben çok yakıştırdım sizi birbirinize. Niye bilmiyorum. Orada yukarıda bu arada neler konuştunuz, ne yaptınız, evet. ne ettiniz bilmiyoruz ama ben bir yakıştırdım yani. Evet Ece, kararını alacağız. Sana sen 15 saniye düşünme süresi sen sanki Murat'la çok iyi anlaşılmışsın gibi geldi bana. Niye bilemiyorum. Öyle bir his. Ama orada ne oldu, ne konuştunuz bilemem yani. İnsanlar biraz da tanıdıkça, konuştukça değil mi Ece? Peki sizin karar anı için. Yaşlarda sorun yoktu değil mi burada? Yok, tamam. Burada yok. Yok. Bir kavga daha çıkmasın. Aman güzel, tamam. Hadi bakalım 15 saniye sonra Ece'nin kararını alacağız. Bir düşünün. Evet. Bakalım Ece'nin kararı ne olacak? Ece iyice düşün. Murat sen de düşün. Belki de Ece tamam diyecek. Murat yok arkadaş ben vazgeçtim diyecek olabilir. Evet. Görüşmeye devam edelim diyebilir. Kaç yaş var? 20 yaş var. Ya hiç sesini çıkmıyor hadi. Alo. Yaşıyorsunuz mu siz? Hadi söyleyin. Kaç yaş var? 20 yaş 20. var hadi buyurun. 20. Hüseyin. Bak ses yok çıt oldunuz. Ya 20 yaş. Arkadaşlar 20 mikrofonla konuşun. Bir saniye bekleyin. Bir hayır şimdi değil, şimdi değil, şimdi değil, şimdi değil. Bekleyin. Rica ediyorum bekleyin. Bekleyin. Bence hala Hüseyin'de şöyle bir sorun var. Hüseyin hala zannediyor ki biz burada yaş farkı kavgası yaptık. Hala anlamadı.
yaştan dolayı değil insanların sana kızgınlığı, o tansiyonun yükselmesi ve benim de kızgınlığım. Yaştan dolayı değil. Sen kadınlara karşı haksızlık ettin, ayıp ettin. Konuşma tarzı. Bir özür dilemeliydin. Evet. Peki şimdi karar alın. Ece ne diyorsun? Murat seninle bu yolda devam etmek istiyor. Sen ne diyorsun? Mikrofon. Evet, mikrofonu Uğurcuğum. Ece'ye verelim. Ve Ece'nin kararını alalım. Bakalım Ece'nin kararı ne olacak? Böyle gel istersen, Ece, şöyle Murat gel. Murat Bey evet mi diyecek? Hayır mı diyecek? Yoksa görüşmeye devam mı edelim diyecek? Evet Ece. Ben çok teşekkür ediyorum. Farklı adaylarımla devam etmek istiyorum. Evet. Cesareti olan gelsin diyorum. Ben buradayım. Peki. Murat ve Ece tekrar tribüne alıyoruz arkadaşlarımızı. Yollarına devam edecekler. Murat şansını denedi. Bir şans istiyorum dedi ama Ece hayır dedi. Hüseyin de bir şans istemişti ama İkbal kesinlikle hayır olmaz dedi. Hayırlısı olmaz dedi. Bu kadar yaş farkı olmaz dedi. Hüseyin Bey yaş değil ama mesele. Yani mikrofonlar ne oldu? Mikrofonlar nerede? Evet. Elden ele uzatın. Evet. İsterse trilyoner olsun asla. Neden? Neden? Çünkü ben anne olmak istiyorum. Hiç çocuğum olmadı. Evlilik yaptım, ayrıldım ama çocuğum yok. Hmm. Anne olmak istiyorum. Şimdi bir 5 yıl sonra ben 35 yaşında olacağım. 65. Yani mümkün değil yani. Doğru. Kendimden 10 yaş büyük böyle insanla bile yapamam. Diyor. Mikrofonla konuşun arkadaşlar, duyamıyoruz. Ay, mikrofonla konuşursanız. Çok parası daha iyi olsa olmaz yani. Tamam, bence peki. Bu mevzudan çıkalım artık peki, zaten. Tamam, Gözde gel yanıma. Gözde'ye telefon var. Gözde, telefonun ucunda Alparslan var. Merhaba de. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Nereden arıyorsunuz? Antalya'dan arıyorum. Ne işle meşgulsünüz? Galericiyim. Antalya. İnşaat işiyle Antalya uğraşıyorum. Dedi herhalde. Antalya mı dedin, Almanya mı dedin Alparslan? Antalya. Antalya. Antalya merkez. Antalya merkez inşaat. Evet. Yaş kaçtı? Yaş 33. 33. Daha önce evlilik var mı? Hayır, hiç evlilik yapmadım. Hadi. Aileyle mi yaşıyorsunuz, tek mi? Ben kendim yaşıyorum, yalnız yaşıyorum. Aslen nerelisiniz? Aslen Ordulu'yum. Bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Sizinle tanışmak istiyorum. Oraya gelmek istiyorum. Ne zaman gelebilirsiniz? Hemen yarın da gelebilirim. Eğer siz isterseniz. Tabii ben buradayım. Bekliyorum sizi o zaman. Evleneceksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Evet. Uğur Bey, Seda Hanım, çok özür dilerim. Yeni yayınınızda hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Konuğunuz olan Cumhur Bey'e selam söylüyorum. Antalya'dan benim dostum. Cumhur Bey'e selamlar. El sallamasını istiyorum. Peki. Onu çok seviyorum. Teşekkür ederiz efendim. Bekliyoruz sizi buraya en yakın zamanda. Alkışlıyoruz Alparslan Bey'i. Teşekkürler. Evet. Peki. Neslihan gel tatlım yanıma. Evet. Neslihan, bir alo de bakalım. Alo. Alo. Evet, buyurun efendim, dinliyoruz sizi. Mustafa Bey, doğru mu? Evet, doğru. Buyurun Mustafa Bey. Merhaba. Alo. Neslihan Hanım'la mı görüşüyorum? Evet. Evet, doğru. Evet. Evet. Ben İstanbul Bağcılar 100 yıldan arıyorum da, bu Neslihan Hanım'a talibim. Kaç yaşındasınız? 22 yaşındayım. Askerden yeni geldim. Şu an izliyor musun? Oh ne güzel. 22 yaşında. Şu an 22 yaşındasın. Neslihan kaç yaşında biliyor musun? 22 yaşındayım. Neslihan kaç yaşında biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Şu an daha yeni gördüm. Daha yeni gördüm. Tanışmak istedim. Bir sen yaşını, başını, çoluğu, çocuğu bir anlatsana bir düz. Ben 31 yaşındayım. Bir evlilik yaptım. 2 tane çocuğum var. Yani siz... tanışmak istedim sizle. Yok, çok teşekkür ederim. Siz yani 22 çok küçük.
bu sorumluluğu alamaz, değil alamaz, mi? Yani çok küçük. Bu yani daha önce evlilik yapmış, tabii, iki tane çocuklu bir kadının sorumluluğunu almak için oldukça genç bir yaş. Olur der misin Mustafa buna rağmen? Geleyim diyor musun yine? Olur derim yani, sıkıntı olmaz yani. Bak iki çocuk diyoruz, senden 9 yaş büyük diyoruz. Benim 11 yaşında kızım var. 11 yaşında kızı var, sen 22 yaşındasın. Ya evliliğin yaşı olmaz bir kere zaten yani. Evliliğin yaşı olur canım. Aşkın yaşı yoktur yani. Ben gördüm, aşık oldum yani. Daha ne söyleyeyim yani. Aşkın yaşı yoktur beyefendi. Yani derdimi daha nasıl anlatayım Seda Hanım? Sen böyle şeylere 31 yaşındasın değil mi? Böyle şeylere biraz karnın toktur ama bunlara sen bilmiyorum artık. Ne 22 dersin? 22 yaşına ben daveti bir deneyelim istesem mi? Ailem istemez ve 11 yaşında yani kızım var. Görüşelim belki olur yani. Biz de burada yani babamızın aynı konuşmuyoruz yani. Gördük aşık olmaz. Ben böyle bir kız ilk defa gördüm yani güzel yani. Daha önce görmemiştim. İlk defa böyle bir kız gördün. Askerlik yeni mi bitti Mustafa? Nerede yaptın askerliği? Erakkel'de yaptım abi askerliği yaşı. Otlucadaydım ya. Anlayamıyorum ama. Hakkari'de askerlik yapmış adamım ben ya. Hakkari'de. Peki. Hakkari'de yaptım abi ya. Diyorsun. Sen de haklısın ama ne yapalım? Sen son sözü sen söyle. Mesela? Davet mi ediyorsun yoksa red mi ediyorsun? 22 çok küçük. Yok. Teşekkür ederim. Tamam ben de konuştuğum için teşekkür ederim ama yine de bir düşünün yani. Peki. İşim iyi yani. Çok kendine güveniyor. Gelsin bir göreyim. Gelsin göreyim gelsin. Mi? Dedin. Değiştirdin yine Neslihan. Gelsin diyor Neslihan. Yarın gel o zaman Mustafa. Tamam yarın geliyorum abi ben. Peki yarın gel Mustafa. Evet düşün peki. Mustafa'yı. Yalnız güzel. Bir şey söyleyeceğim. İnsanın kendine olan güveni ne kadar önemli değil mi? Mustafa ne yaptı etti? Neslihan'ın fikrini değiştirdi. Neslihan bu kadar kararlıyken en sonunda ne dedi? Çok kendine güveniyor gelsin bakalım dedi. Ne kadar önemli özgüven önemli. Değil mi? Çok önemli. Ay partnerim ne iyi oldu beraber program yaptık. Hayatımın en rahat canlı yayınını sahi geçirdim mi? Bugün. Gerçekten. Gerçek mi? Senin gibi bir üstadın yanında olmak beni çok rahatlattı. Teşekkür ederim. Bazen ufak tefek böyle küçük yanlış şeyler yazıyorlar bazı gazeteciler Seda Hanım hakkında da. Ben üzülüyorum onlara. Diyorum ki bakın bugün bir Seda Sayan, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses neyse Seda Sayan da odur. Türk medyasının, çok magazinin ve basının önemli bir parçasıdır. Seda Sayan her zaman Seda Sayan'dır. Ben de seninle burada aynı canlı yayında duruyor olmaktan, aynı programı sunuyor olmaktan gurur duyuyorum. Ben duyuyorum. De seninle öyle Uğur'cum. Vallahi çok da güzel oldu. Allah'ın güzel oldu. İzniyle inşallah hayırlı işlere imza atacağız burada. İnşallah. Evlendireceğiz, i̇nşallah. Yuvalarını kuracağız. İnşallah. Elimizden gelen yardımlarla inşallah onları uğurlayacağız. İnşallah. Efendim Allah'ın izniyle ben ve partnerim yarın yine burada olacağız. Hoşça çıkın. Evleneceksiniz.